Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sezonun ilk tarafsız bölgesiyle karşınızdayız. Epey bir ara vermiştik. Aradan sonra maalesef çok hepimizin içini yakan, hepimizi perişan eden bir gündemle karşınızdayız. Günlerdir devam ediyor. Şehit haberleri geliyor. Üzüntülüyüz. Ama dünkü haber artık iyice bardağı taşıran son nokta oldu. Yüreklerimizi dağladı. Dağlıca'daki hain ve alçak saldırı. Bu akşam bu olayı konuşacağız. Bu olayı değerlendireceğiz. Şehit sayısı kaçtır? Dağlıca'da neden sürekli böyle olaylar olmaktadır? Bir önlem eksikliği mi söz konusudur? Askerlerimiz, şehit askerlerimiz PKK elinde mi kalmıştır? Onların tahliyesi nasıl gerçekleşmiştir? Niçin bu haber saatler sonra kamuoyuna aktarılmıştır, birkaç saat sonra aktarılmıştır? Başbakan Davutoğlu'nun bu olaydan haberi var mıdır, yok mudur o maça gittiği zaman? Hepsini konuşacağız bütün detaylarıyla bu akşam tarafsız bölgede. Kimlerle konuşacağız? Hemen konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Sinan Oğan bizlerle, eski milletvekili, PKK hareketini yakından bilen bir isimdir Sinan Oğan. Hoş geldiniz, merhabalar. Ve Türksan Başkanı, doğru. Hoş geldiniz tekrar. Bir eski asker, güvenlik analisti Metin Gürcan bizlerle. Evet. Metin Bey, siz de hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizin de yine teknik bilgilerinizden yararlanacağız bu Dağlıca'daki elim olayı anlayabilmek açısından. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Namık Avutça bizlerle. Namık Bey, siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Rıza Saka dostumuz, hoş geldiniz Rıza Bey, merhabalar. Ve yine İstanbul stüdyomuzda Fikri Akyüz bizlerle. Fikri Bey, siz de hoş geldiniz. Bu arada teşekkür hayırlı ediyorum. Olsun aday adaylığınız, AK Parti'den aday aday olarak başvurdunuz. Bu arada Bodrum'dan da Tarhan Erdem katılacak programımıza. Tarhan Bey'e de merhaba demek istiyorum. Merhaba Tarhan Bey, hoş geldiniz tarafsız bölgeye. Hoş bulduk, merhaba. Sayın seyirciler, tarafsız bölge Dağlıca olayıyla karşınızda. Kısa bir aradan sonra tarafsız bölge başlıyor. Tekrar birlikteyiz. Tarafsız bölgeye hoş geldiniz tekrar. Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Dün akşam, dün gece bir grup AK Parti milletvekili öncülüğünde bir grup vandal Hürriyet gazetesine bir baskı yaptılar, baskın yaptılar. Taşlı, sopalı falan bir baskındı. Bu önemli bir olay. Konuşulması gereken, tartışılması gereken bir olay. Bu olayla ilgili gerekli tartışmayı yapmak istiyorduk. Ancak bugün bu olayı kat kat aşan çok daha önemli bir olay söz konusu. O da Dağlıca'daki hain saldırı. Dağlıca'daki hain saldırıyı konuşmayı tercih ettik. Belki vakit kalırsa bu akşam o olaya da bir parça değiniriz. Evet, Dağlıca'yı konuşacağız. Şimdi ben önce bu kısımdaki konuklarımızdan izin isteyip bu kısımdaki konuklarımıza dönmek istiyorum. Çünkü biraz teknik konuşalım, bir 10-15 dakika, yani mevzuyu tam olarak anlayalım. Halkımız da anlayamadı ne olup bittiğini, biz de tam olarak anlayamadık. Bir anlamaya çalışalım. Ama lütfen sizin de aklınıza gelirse bir şey, benim sormayı unuttuğum, lütfen siz de sorun ve buradaki konuklarımız da, yani daha bu konuya hakim olan, uzman olan, teknik olarak bilen konuklarımız cevaplasınlar. Her ikisi de stratejist olduğu için her ikisi de stratejist. Hem evet. Sinan Bey hem de Metin Bey. Bu arada Bodrum'da da Tarhan Erdem var. Tarhan Bey, siz de lütfen katılabilirsiniz istediğiniz zaman bu tartışmaya. Ben önce şununla başlamak istiyorum. Her ikinize de sormak istiyorum. Olay 15 civarında meydana geliyor. Saat 15, dün saat 15 civarında öyle meydana geliyor. Fakat kamuoyu bunu epey geç öğrendi. Neden?
Şimdi, Metin Bey'le başlayalım. Evet, öncelikle şunu söylemek lazım Ahmet Bey. Yani bölgeyi önce bir coğrafyaya tanımak lazım. Tabii şu anda 3 tane soru var kafamızda. Halen daha kamuoyunu merak ettiği bir ne oldu sorusu. İkinci soru niçin oldu sorusu. Yani niçin şimdi, niçin böyle bir şey oldu? Üçüncüsü de bu iş nereye gidiyor? Yani bu 3 ana soru herhalde minvalinde biz hepsini konuşacağız. Bizim programımızın aynen ana ekseni onlar. Aynen. Ama şimdi önce şu tabii mesele. Ki. Neden saat 15'te olan tabii bir ki olaydan biz geç haberdar olduk? Aslında bu olaylar daha önce başlamıştı Ahmet Bey. Onu vurgulamak lazım. Yani bölge zaten son özellikle 10-12 gündür çok hareketliydi. Son 12 gündür bölgede kastınız Dağlıca bölgesi. Şöyle söyleyeyim ben. Yüksekova'nın güneyi, Dağlıca, Aktütün ve Yeşiltaş bölgesi. Aynı zamanda Şemdinli güneyi dediğimiz Derecik, Ortaklar ve Gelişler kırsalı diyelim. Bunlar malumlarınız yani Türkiye'nin o aşağıdaki hafif çıkıntı yapan Irak ve İran sınırının olduğu kesişim noktası. 1800 metre ortalama rakım. Çok zor hava şartları ki şu anda zaten en önemli mücadele edilen boyut hava boyutu. Ciddi bir fırtına var. Görüş çok düşmüş durumda. Yani orada ben birkaç arkadaşımızla bugün görüşme imkanını buldum. Askerler 10 metre mi? Evet, 10-12 metreye kadar görüşün düştüğünü söylüyorlar. Ve tabii bu çok ciddi. Özellikle havadan takviye ve ikmal için çok büyük bir sıkıntı. Çünkü bir görüş önemlidir. Özellikle helikopterlerin ve İHA'ların çıkışı yani uçuşu için. İkincisi ise yer artı irtifa deriz biz. Yer artı 400 metre görüş açıklığı lazım bir helikopterin bir İHA'nın uçabilmesi için. Peki haber almayı da zorlaştıran bir tabii ki var mı? Aynı şekilde haberleşmede de büyük sıkıntılar bu fırtınalı hava. Şimdi aslında bölge zaten hareketliydi, sıcaktı. Yani son 10-12 gündür bölgede çok ciddi bir hareketlilik vardı. Dağlıca üst bölgesine ve çevresindeki üst bölgelerine yönelik taciz atışları, doçkalarla ve havanlarla yapılan. Dağlıca'da bir karakol var değil mi? Dağlıca'da bir tabur var efendim. Tabur. Dağlıca'da hudut taburu var. Hudut taburu var. Peki evet, teröristler o hudut taburuna mı taciz atışında bulunuyor? Taburu ve çevresindeki küçük üst bölgelerine, Aktütün'e var aynı şekilde, Yeşiltaş'a, Yeşiltaş'taki üst bölgesine tacizleri var. Peki oralar sürekli teröristlerin her zaman hedefi olan yerler değil miydi? Doğrudur. Ama şimdi burada şu sıkıntı var. Yani özellikle bu bölgedeki hassasiyetin sebebi doğrudan Irak'a, Kuzey Irak'a ve aynı zamanda İran'a çok ciddi güzergahlar, patikalar olması. Yani çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Bir 6-7 saatlik, tabii bölgeyi bilen birisi ve iyi bir kılavuz eşliğinde 6-7 saatlik bir yaya yürüyüş mesafesinde çok rahat bir şekilde Irak kuzeyinden veya İran'dan o bölgeye yani intikal edebilmek mümkün. Bunu şunun için söylüyorsunuz, teröristler açısından elverişli bir bölge. Hem sızma hem sıyrılma için çok elverişli bir bölge. Yani gidilip vurkaç tarzında ki bu eylem aslında öyle bir eylem. Vurkaç tarzında bir eylem. Biz aslında ben de yanıldım. Ben aslında Yüksekova şehir merkezinde daha kentli bir kalkışma tarzı bir şey bekliyordum. Yani bu tarz eylemlerin geride kaldığını düşünenlerdendim. Niye bu eylem oldu? Bu da önemli bir soru. Özellikle şunu da ben söylemek istiyorum. Cuma gününden bu yana Aktütün ve Dağlıca bölgesindeki tacizlerin arttığı, yer yer küçük küçük çatışmaların başladığına yönelik de duyumlar gelmiş ve oradaki personelin peki ifadeleri var. Peki, olayın bize geç yansımasında haberleşme sıkıntısı var. İkincisi zaten hareketli bir bölge olduğu için yani sürekli tacizlerin olduğu, karşılıklı çatışmaların yaşandığı bir bölge olduğu için yani dünkü olaya kadar, 15'teki olaya kadar zaten o bölgedeki özellikle orta düzey karar alıcılar ki Yüksekova'daki tümen komutanı aynı zamanda sürüyor şekliyle. Evet, havasındalar. Peki, şehit sayısını tespit edemememiz ve bunun duyurulmaması uzunca bir süre. Evet. Ancak bu akşam üzeri 16 dendi. Evet. Bunun nedeni de yine sözünü ettiğiniz sorunlar mı? Yani burada bir bileşke var aslında. Bu bileşkede bir çetin arazi şartları, ikincisi çetin hava şartları, üçüncüsü de emniyet. Şimdi durum şöyle, Dağlıca'daki üst bölgesindeki tabur Yüksekova ile irtibat kurması lazım. Özellikle Dağlıca-Yüksekova arasındaki yol, Yeşiltaş üzerinden geçen o yol çok hayati bir yol ve sadece bir tane. O yolun açık olması lazım. Niçin? Dağlıca'da neticesinde orası bir üst bölgesi ve çevresindeki üst bölgelerle en az 600-700 askerin yaşadığı,
ihtiyaçlarının giderildiği, yani günlük ikmal viyajesinin sağlanması gereken bir ikmal yolu gibi düşünün bunu. Bu yol kritik bir yol. Son dönemde özellikle bölgede artan hareketlilik, sivil halkın bölgeye canlı kalkan şeklinde sıkça gelmeleri, gitmeleri, askeri bir şekilde etkisizleştiren boyutlardan bir tanesidir. Bölgede özellikle bu biraz herhalde sonra tartışacağız, çözüm süreci içerisinde çok ciddi direnek noktaları şeklinde belli bölgelerde Doçka ve Havan mevzilerinin hazırlanması ve özellikle bu yol civarında hareketliliği olacağını bildiği için neticesinde bölgedeki PKK'lılar çeşitli ölüm bölgeleri oluşturmuşlar yol üzerinde ve eninde sonunda mutlaka, yani günün sonunda tek bir yol var. Dağlıca'dan Yüksekova'ya veya Yüksekova'dan Dağlıca'ya yönelik bir kara intikali olacak. Bölgede tabii hava yoluyla çoğunlukla ikmal sağlanıyor. Ben de o bölgede, yani 2 sene önce bir faaliyet nedeniyle oradaydım. Sürekli helikopterlerle faaliyet sağlanıyordu ama bu hava şartları dediğim gibi gündeme geldiği anda ister istemez uçuşlar kesiliyor ve karayoluna bağlı kalıyor insanlar. O zaman burada hava koşulları önemli bir faktör. Siz niçin 2 sene öncesine kadar orada? O bölgede bir küçük keşif faaliyetimiz vardı. O nedenle oradaydım ben. Genelkurmay'da görevliyken. Genelkurmay'da görevliyken. Peki bir virgül atın Sinan Bey. Evet. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Olayın oluş biçimini. Metin Bey, bir de olayın oluş biçimini konuşabilir miyiz? Tabii ki. İki askeri araç giderken uzaktan kumandalı bir mayın mı patlatıyor teröristler? Hayır. Nasıl şöyle oluyor? Söyleyeyim ben. Tam olarak nasıl oluyor? Evet. Orada şu var. Dağlıca ile Yüksekova arasındaki bu yolda ciddi sıkıntı olunca ve Dağlıca yaklaşık dediğim gibi 10-12 gündür süren çatışma hali var ve ikmal iaşe sıkıntısı var. Hava yoluyla bu iş yapılamıyor. Karayoluna bağlı. Bir şekilde bu yolun emniyetinin alınması lazım. Askeri tabirle emniyetin alınması denir. Emniyetin alınması da şu demek. Bir, yolun mayın taramasının yapılması lazım. İkincisi, yola yakın bölgelerde askerlerin konvoy emniyeti dediğimiz kapsamda küçük birlik kapsamında tertiplenmesi lazım. Benim görüşebildiğim kadarıyla bu şu şekilde planlanıyor. Dağlıca'dan bir unsur çıksın ve Yüksekova'dan bir unsur çıksın. Bu her iki unsur da yolu kontrol ede ede gelsinler ve Yeşiltaş bölgesinin ikisinin ortasında bir nokta burası. Orada buluşsunlar. Yani bu sayede amaç yolu kullanıma açmak. Dağlıca'nın kullanımı açmak. Emniyetli hale getirmek. Çünkü o yoldan, yani personelin izin ihtiyacını düşünün, işte yemesi içmesini düşünün, mühimmatını. Çünkü hava çatışmalar da devam ediyor. Hava yok. Hava ikmali yok. İşte bu kapsamda Dağlıca'dan bir unsur çıkıyor. Kobra zırhlı araçlar, mayın koruması olan araçlar. Yüksekova'dan çıkan unsurda gene kobralar var. Fakat tanklar da var Yüksekova'dan çıkan unsurda ki burada tankların faydasını bu faaliyette çok net görüyoruz biz. Şimdi bunlar tabii faaliyet kontrol ederek devam ediyorlar. Dağlıca'dan çıkan unsura yönelik bir eylem bu. Bir de yani diyorsunuz genel ki kobra, tank, tabii ki zırh. Nasıl oluyor peki? Şimdi evet, o önemli bir soru Sayın Hocam. Buradaki temel sıkıntı, şimdi biz yol aramalarında yola odaklanırız. Ama şimdi 300-400 kilogramlık C4 ile güçlendirilmiş bir patlayıcı karışımından, bileşeninden bahsediyoruz. Yani gübre var içerisinde, dinamit lokumları var tabii. Çok ciddi bir patlayıcı. Bu patlayıcıdaki temel maksat ilgili, yani 10 tonluk bir araç, bu zırhlı araç. Bu aracı havaya uçurmak değil. Bu aracı bir şekilde şarampol veya uçuruma yakın bir yerde blast etkisini kullanarak, özellikle yolun altına değil yanlardaki yamaçlara bu patlayıcıları monte ediyorlar. Bu sayede bulunması da zor oluyor. Yani yandan gelen o blast etkisiyle aracı şarampole atabilmek, aracı uçurumdan aşağı yuvarlayabilmek. Temel maksat bu. Araç geçiyor, askeri araç geçiyor. Geçmesi anında. Adam duvara, oradaki yamaca koyuyor bunu. Hazırlık yapmış, bombayı hazırlamış. Evet. Genelde kablolu düzenek, çünkü jammer'lar kullanılıyor. O zaman ileriden izliyor onu. Tabii mutlaka orada en az, yani o patlama noktasının mutlaka 400-500 metre yakınında bir şey var, PKK'lı var. Peki, kablolu onu, bir düzenek. O aracı tam geçerken o yamaçtaki bombayı, kablolu düzeneği patlatıyor. Evet. Araç da şarampole mi yuvarlanıyor? İşte burada aslında temel kayıp o. Yani araç şarampole yuvarlandığı anda aracın içindeki personel ne kadar emniyet kemerini takarsa taksın, neticesinde 10 tonluk bir araç. Yani bunun bir iki takla attığını düşünün siz. Yani personelin çoğu zaten bu el yapımı patlayıcının patlamasından kaynaklanan şeyden değil, blast etkisinden veya parça tesirinden değil, aracın içinde sağa sola, yani zırhlı demir bir araçtan, bir kutudan bahsediyoruz, çarpmalarından ve özellikle baş bölgelerine, göğüs bölgelerine almış olduğu darbelerden araçta, iç kanamadan vefat ediyor personel. Bir araçta kaç Mehmetçik var?
Burada olması gereken kadar 7 bir araçta, 8 bir araçta, kobra araçlarda da zaten standart budur. Onlar Peki. da kuvvetli muhtemel. Bu bahsettiğim hani yolun yakın emniyeti kapsamında yola yakın bölgelere çıkarılacak olan emniyet unsurları. Peki o zaman 15-16 askerimizin şehit olduğu söyleniyor. İki araç mı bu durumda? İki araç. İki araç burada net olarak şarampole yani bu blast etkisiyle patlamayla düşürülmüş. Peki PKK terör örgütü kaynaklarından yok işte şehit sayısı daha fazladır, 32'dir. Ahmet Bey şimdi yani 2015 yılında yaşıyoruz yani bu devirde. Yani mesela bazı yerlerde 37 rakamı, bazı yerlerde 40 rakamı telaffuz ediliyor. Mümkün değil efendim. Yani bu devirde özellikle saklayabilmek mümkün değil. Peki olayın sizin anlattığınız şekilde cereyan ettiğine dair bir kuşkumuz yok değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani o zaman iki bu askeri araçlara ne deniyor? Kobra, zırhlı, taktik tekerlekli araç, kobra araçlar. Zırhlı kobra, kobra araçları. İki zırhlı kobra aracı. Dağlıca'ya ait olan araçlar. Yani yüksek ovanın araçları değil. O yol güzergahında yamaça yerleştirilmiş olan bir bombalı düzenekle. El yapımı patlayıcı düzenekle. Ve blast etkisi kullanılarak. Uzaktan kumandayla. Evet, kabloluyla. Kablolu bir düzenekle. Kablolu çünkü bir düzenekle. Telefon veya telsiz kullanmıyorlar. Jammer tabir ettiğimiz elektronik karıştırıcılar Onunla nedeniyle. Patlatılarak şarampole yuvarlanıyor. Şarampole yuvarlanıyor. O yuvarlanmanın tesiriyle araçlar askerlerimiz maalesef tabii. şehit durumuna Aynen. düşmüş oluyorlar. Aynen, Olay efendim. Bu yani. Sonrasında da çatışmalar başlıyor. Özellikle yüksek ovadan gelen tankların çok etkili atışları. Yani burada bir ölüm bölgesi aslında. Yani çok sofistike diyelim. Belki 90'lardaki pusulardan daha sofistike bir askeri teknik görüyoruz. Ciddi bir ölüm bölgesi oluşturulmuş orada. EYP'ler var ve bu ölüm bölgesi kapatılacak şekilde el yapımı patlayıcılar o iki bahsettiğim şey. Doçka mevzileriyle ve havan mevzileriyle, havan atışlarıyla desteklenecek şekilde o bölge ölüm bölgesine çevrilmiş. Burada işte yüksek ovadan gelen unsurun mütakiben bu çatışmayı duyan Dağlıca'daki tabur komutanı. Tabii İlker benim de yakından tanıdım. Özel kuvvetlerde biz beraber şehit hizmet olan. Ettik. Şehit olan tabur komutanı Peki, kardeşimiz. O nerede? O Dağlıca'da. Bu yani o iki araçtan birinde değil, değil mi? O zaten çıkmaması lazım. Sonrasında o çatışma olduğunu duyunca bir unsurla birlikte onlara ulaşabilmek maksadıyla o bölgeye gidiyor. O da o bölgede yani çatışma esnasında cevval bir çocuk, pırıl pırıl bir kurmay subay. Öne atlıyor o evet, zaman. Aslan yani, gibi çarpışırken. Aynen. Zaten onun yani karakteri de öyleydi. Yani o şehit evet. olan er değil, yarbay. Yarbay, kurmay Başka. Yarbay. Bir de yani yanında askerleri var ama onlara bir şey olmuyor, yarbaya bir şey oluyor. Yani her zaman zaten askerinin önünde olan çok atılgan, çok cevval, pırıl pırıl bir kurmay subaydı. Burada da kendisine ben Allah'tan rahmet diyorum, ailesine de başsağlığı. Peki Metin Bey şu mu yani o zaman iki araçtaki 15 askerimiz şehit oluyor. Evet efendim. Bir de daha sonraki çatışmada yarbay şehit oluyor. Evet iki kişi yani. 16 veya 17 rakamlar 16, 17. Şeyli ama Genelkurmay Yarbay'ın resmi açıklamasını esas alalım. 16, biz 16 şehit. Diyelim. Evet, evet belki yarbayın evet. yanında da bir evet. Başka çatışmada şehit evet. olan bir askerimiz daha olabilir ama 16 asker. Evet, öbürü diyorsunuz spekülasyon, yalan. Kesinlikle yani bu devirde mümkün değil. Zaten cenazeler tabii yarından itibaren başlayacak malumlarınız. Şimdi cenazeler konusuna gelince bugün HDP milletvekili Esat Canan bir takım açıklamalar yaptı. Diyor ki cenazeler diyor PKK'lı teröristlerin kontrolündeydi. PKK'ların kontrolündeydi. İşte biz gittik diyor. Onların diyor o askerleri oradan aldık diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına teslim ettik diyor. Bu doğru olabilir mi? Yani bana biraz abartılı geldi. Yani burada dediğim o canlı... Fotoğraflar falan da yayınlıyorlar. Tabii ki. Yani tamamı olmasa bile. Yani zaten burada temel unsurlardan bir tanesi de o. Belki çok önemli bir dinamik. Onu konuşmamız lazım. Yani vatandaşın, sivil vatandaşın çatışma bölgesinin içinde ne kadar içinde olduğunu gösteren bence önemli bir tespit o. Yani vatandaş işin içinde. Böyle olunca da gerçekten zor oluyor. Yani hem şehir varoşlarda hem öyle şeylerde. Değil. Hani bu çatışma evet. bitmiş... Şehit askerlerin cenazeleri teröristlerin kontrolünde kalmış. Esat Canan da diyelim ki bir tür arabuluculuk yaparak gidiyor o askerlerin cenazelerini alıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarına
teslim ediyor. İddia bu yani. Tabii ki. Öyle, kendisi böyle diyor. Benim, fotoğraflar falan da yayınlıyor. Benim yani öğrenebildiğim kadarıyla tabii dün gece itibariyle ciddi anlamda bir ulaşamama sorunu var. Yani özellikle burada hava dediğim gibi tahliye ve takviye imkanının olmaması, helikopterlerin bölgeye gidememesi, komandoların ve özel kuvvetlerin atılmasını bir engelliyor. İkincisi yol biliyorsunuz yani mutlaka böyle bir ölüm bölgesi tesis edildiyse bunu mutlaka emniyet unsurları tarafından farklı yerlere farklı EYP'ler de yerleştirilmiştir şeklinde. Yaya yani araçlı intikal yapmak da sıkıntılı yolda. O zaman yaya çıkmak lazım. Dolayısıyla böyle bir arabuluculuk evet. Söz konusu olabilir mi diyorsunuz? Yani ben şöyle söyleyeyim vatandaşın sivil vatandaşın o esnada orada olması bence olabilir. Sivil vatandaş şehitlerin cenazelerinin taşınmasından yardımcı da olabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bizim yani silahlı kuvvetlerin unsurlarının bölgeye ulaşması bu sabah saat 10-11'den itibaren. Yani bu şu demek. Yani onlar bölgeye ulaştığı zaman zaten aslında PKK'nın da o yüzden başta onu vurgulamaya çalıştım. Vurukaç tarzında bir eylemi bu. Bölgede bana yani Esat Bey'in orada olması, cenazelerin taşınmasına yardım etmesi, askerlerle bunu koordine etmesi, belki olay yerinde ilk anda ilk bilgileri paylaşması. Çünkü vatandaşlarla birlikte yani şeyden bahsediyoruz efendim yani çok zor bir arazi şartı ve 10-12 metreye kadar düşen sis yani görüş şartlarından bahsediyoruz. Ama şey bana çok mantıklı gelmiyor yani hani asker bir tarafta terörist bir tarafta işte Esat Bey ortada ara bulmaya çalışıyor işte alalım verelim tam tarzında. O tam o tarzda olmamıştır diyorsunuz. Yani öyle de değildir. Anladım. Bir hususu merak ediyorum. Lütfen. Teknik yönden tabii vukufiye sahibi olduğunuz için merak ettim. O sorunun cevabını alabilir miyim? Şimdi biz ne biliyorduk? Yolun altına döşenen bir mayın patlatıldı. Genel olarak kamuoyu evet, bunu efendim. Biliyor. Şu anda öğrendik ki yolun kenarına bir yamaca bir düzenek oluşturulmuş. Dolayısıyla şarampoldan aşağı yuvarlanmış. Çünkü bu... Bu teknik düzenek, kablo neticesinde bir kablo döşeniyor. Evet efendim. Kablo döşemek ile mayın döşemek arasında bir fark var süre açısından. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu manada zafiyet içerisinde olduğuna dair... Bana göre yanlış ithamlar var. Dolayısıyla bu düzenek kısa sürede yapılabilir mi? Yani o yamaca bir soru. Çok güzel bir soru Fikri Bey. Şimdi efendim el yapımı patlayıcı EYP dediğimiz şey aslında şu anda modern çağın en önemli silahı. Irak'ta bunu görüyoruz, Afganistan'da bunu görüyoruz. Kaldırım taşı şeklinde üretilen EYP'ler var Afganistan'da fabrikalarda. Irak'ta yol kenarında çöp bidonu şeklinde yani seri fabrikasyon üretilen EYP'ler var. EYP'de şöyle bir önemli gerçek var. Bakın ben şu anda Güneydoğu'da iddia ediyorum ki bundan belki 3 sene önce, 4 sene önce döşenmiş, uyuyan el yapımı patlayıcı düzenekler var. Ve o işaretli tabii belli kişilerin elinde haritaları var bunların. O haritalarda orada öyle bir düzeneğin önceden yerleştirildiği vaki ve bu düzeneğin kablo uçlarının nerede olduğu da vaki. Sadece ilgili kişinin yapacağı efendim herkesin piyasadan temin edebileceği 12 voltluk varta veya varto PIR veya işte. Fazla teknik detaya girmeyin birilerine yani, yol olmasın. Hayır şunu demek istiyorum yani çok basit yani daha önce yerleştirildiği için. Yani. Daha önce yerleştirildiği yani, için. Fikri Akgüz çok sofistike bir şey midir bu diye hayır, soruyor. Hayır siz çok de net. Hayır diyorsunuz. Çünkü 8... mayın döşendi ondan dolayı oldu. Türk Silahlı belki... Kuvvetleri istihbari teşkilat. Bunu nasıl olur da göremez, bilemez, tedbir alamaz diye eleştiriler var. Belki bir sene önce, oysa belki iki sene burada önce, teknik düzenek çok basit bir aksamdan ibaret. Tabii ki. Şimdi Namık Bey programa gelmeden önce Esat Canan'la bir telefon görüşmesi yaptı. Evet. Belki o bağlamda sizin söyleyecekleriniz Metin Bey'e ya da soracaklarınız ya da aktaracaklarınız olabilir. Öncelikle buradan ben bizi izleyen yurttaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ve tabii ki sözlerime başlarken... Dağlıca'da şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletine de buradan başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle acılar bize yaşatmasın. Abi. İnşallah bu son olur. Başka şehitlerimiz olmaz. Türkiye'de bir an önce barışı, kardeşliği sağlamak için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade ediyorum. Ayrıca sizin bahsettiğiniz dün akşam Hürriyet Gazetesi'ne yapılan bir milletvekilinin öncülük yaptığı o saldırıyı da o şeyi de kınıyorum buradan. Burada herkesin özellikle de milletvekili sıfatı taşıyan kişilerin öncelikle toplumda barışı, kardeşliği, esenliği, birlik ve beraberliği koruma ve kollama sorumluluğu vardır. Toplumu heyecana getirecek, tahrik edecek davranışlardan herkesin kaçınması gerekir. Şimdi ben değerli arkadaşımızı dinledim. Şöyle bir soru var. Biz Şırnak'a gittiğimizde CHP heyeti olarak Şırnak Havaalanı'na gelirken
Aynı şekilde asfaltın üzerinden bir mayın patlayarak 4 tane polisimiz orada Kobra'da tekrar yaralandı. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde ya da bir şekilde önceden PKK tarafından ya da terör örgütleri tarafından yollara döşenen şeylerin tespiti mümkün değil midir? Bu çok önemli çünkü. Bunların arkasının geleceğini düşünüyoruz. Çünkü Şırnak Havaalanı'na biz gelmeden bir saat önce o şey patladı. Biz de CHP heyeti olarak havaalanına gidiyoruz. Bir saat önce 4 polisimizin yaralandığını öğrendik ve gerçekten çok vahim bir durumdu. Şimdi ben burada esas sorunuza geldiğimizde Sayın Esat Canan'la aynı dönemde milletvekili olarak çalıştık. Ve kendisinden HDP milletvekili, HDP milletvekiliydi ve aynı dönemde birlikte çalıştık değişik komisyonlarda. Tabii ben bugün basında bu haberleri izleyince Sayın Canan'a bu yayına gelmeden önce sordum. Sayın Esat Canan gerçekten değerli bir milletvekilidir. Evet. Ve Suudi Arabistan'a gittiğimizde Riyad'taki otelde Türk bayrağı olmadığını gördüğünde oraya Türk bayrağı da astıran bir milletvekilidir. Bunu da burada ifade edeyim. Şimdi dedi ki sayın vekilim şehitlerimize ulaşılamadığı ve şehitleri sizin aldığınız söylendi. Bu nedir bu durum diye. Ne zaman oldu bu olay? Tabii biz olayın dün saat 3.30 civarında meydana geldi. Ancak kamuoyuna 6 civarında yansıdığını biliyoruz. Şunu söyledi. Bugün saat 3 civarında çatışmalı bölgeden Hakkari valisiyle görüştüğünü ve şehitlerin oradan alınamadığını ve kendisinin müdahale ederek, arabuculuk yaparak gittiğini... Kaçta? Evet, 16. Kaçta? Saat... Bugün 15 civarında. 15. Hakkari valisiyle... Sonra. Efendim? Tam bir gün sonra. Evet, tam bir gün sonra. Hakkari valisiyle görüştüğünü, bunların üzüntü duyduğunu ve o bölgeye giderek orada güneşin altında şehitleri toplattığını... Ve toplattı ne demek ya? Başka o yani orada şeylerle başka köylülerle birlikte evet. Şehitleri şeylerin cenazelerini aldığını ve şeye teslim ettiğini. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları gidip şehitleri alamıyorlar mı da Esat Canan ve oradaki diğer insanlara ihtiyaç duyuluyormuş? Onu sordunuz mu? Tabii ki ben de merak ettim. O bölgenin henüz çatışmalı bölge olduğunu, yani risk içerdiğini, henüz güvenlik sorunu olduğunu. O yüzden zaten Hakkari Valisi'yle görüşüp devreye girdiğini ifade etti. Yani Vali Bey'in şeyinde, Vali Bey'in izni üzerine. Vali Bey'in izni üzerine gidip şehitleri aldığını ve teslim ettiğini ifade etti. Hatta çok dramatik şeyler de anlatıyor ama neyse şimdi onları... Tabii yani esasında tabii ben şunu görüyorum Sayın Hakan. Eğer müsaade ederseniz buradan devam edebilirim. Yok devam etmeyin. Ama ben sadece Esat Bey'in anlattığı budur. Anladım. Bu da tabii ki sizin... ortadaki durumun vehametini, güvenlik sıkıntısını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani diyor ki orada hala süren bir güvenlik sorunu var, zafiyeti var. O yüzden cenazelerin teslimini Esat Canan valilik izniyle yapmış olabilir. Evet. Yani benim dediğim gibi yani görüşmelerimden çıkardığım sonuç bugün sabah saat 10-11 itibariyle bölgedeki çatışmanın nispeten sona erdiği ve özellikle eylemi yapan o yol kenarında, yol boyunda tertiplenen PKK'lıların bölgeden uzaklaştığı saat 11 itibariyle en başta özel kuvvetler sonra bir komando birliğinin bölgeyi emniyete aldı ve 12.1'den itibaren tabii şimdi burada şunu düşünmek lazım. Yol efendim derin bir konvoy yani nasıl diyelim tepeler arasında derin bir vadi içerisinde akan bir su gibi düşünün. Öncelikle bölgenin emniyeti alınması lazım. Bölgenin emniyeti alındıktan sonra bölgeye yani özellikle eylem alanına inilmesi lazım. Ölüm bölgesine. Peki size bir şey söyleyeyim. Evet. O ayrı bir şey. Yamaca yerleştirilmiş olan bombayı tespit etmek çok mu zor? Çok sofistike. Şimdi klasik mayın dedektörleri biliyorsunuz metale duyarlıdır. Bunlar ne? Bunlar da efendim metal sayısı çok az. Yani bu bileşende özellikle plastik çok kullanılıyor. Bunu tespit eden kullanılıyor. Dedektör yok mu? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Ultrason, yeni teknikler, yeni teknolojiler geliştiriliyor. Aselsan bu konuda çok öncü bir kurum. Yani sadece Türkiye'de değil bütün dünyada. Ama burada şunu da müsaadenizle arz etmek isterim. Yani şimdi siz ultrason tekniğini kullanan bir mayın dedektörüyle o yolu
her düşünün karesini fotoğraflayarak, çekerek gideceksiniz. Yüksek ovaya kadar varacaksınız. Yani belki 3 gün, belki 5 gün, belki 1 hafta sürecek bir şeyden bahsediyoruz. Yani burada şimdi personelin genel yaklaşımı da şudur ki, kritik gördükleri yerlerde aramalarını detaylandırırlar. Diğer yerlerde yani mümkün olduğu kadar tabii gene dikkat ederek fakat hızlı bir biçimde geçerler. Yani burada şeyi de hesaba katmak lazım. Yani bölgedeki arazi ve hava şartlarının zorluğu, mesafelerin uzaklığı. Yani bunlar da çok önemli. Yani bir şehirde atıyorum 300-400 metre mesafeli bir yerde. Mesela bir VIP tabir ettiğimiz önemli kişinin uçağından havaalanı çıkışındaki yoluna kadar ki 300 metrelik alanda ultrasonlu bir dedektör kullanabilirsiniz. Ha, burası çok ama tabii ki, müsait ediyorsunuz. Tabii ki. Evet. Sinan Bey, nedir bu olay? Ve bir bence kırılma noktası. Yani çok önemli bir olay bu. Evet. 16-17 askerimizi şehit verdik. Şu ana kadar hep 2 şehit, 3 şehit, 4 şehit, 1 şehit böyle dolduk, dolduk, dolduk. En sonunda güm diye bu facia oldu. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani buradaki sorun nedir? Evet. Öncelikle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerden birisi de hepsi bizim canımız ciğerimiz. Birisi de benimle aynı köyden, aynı mahalleden arkadaşımız. Tanıyor musunuz? Olga Artu. Evet. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine ve bütün diğer şehitlerimize. Şimdi, Iğdır'dan mı? Iğdır Melekli beldesinden, Melekli köyünden. Allah Urgutu'da rahmet eylesin. Okuyor. Cümlesine Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi burada bir şeyi net bir şekilde görüyoruz ki bir, PKK'nın o vurkaç taktiğiyle yaptığı eylemlerden değil bu. Bu eylemde PKK gelip vurup kaçmıyor. PKK vuruyor, bombayı patlatıyor. Bekliyor. Bekliyor. Sadece bombayı patlatmıyor, mayını patlatmıyor. Ondan sonra da saldırıya geçiyor. Yani değişik tip elindeki silahlarla da şarampole yuvarlanan ve iki saldırı var burada. Bir, ilk saldırıda şarampole yuvarlanılıyor. İki, onlara destek için gelenlere de yarbay. Evet, evet yarbay. Örnekte olduğu gibi. Ama burada ben çok emin değilim. Yani ilk saldırıda 15 şehit mi veriliyor yoksa onların bir kısmı yaralı? İkinci saldırıda da sadece yarbayın şehit edildiğinden emin değilim. Yani ikinci saldırı da ciddi bir saldırı. Orada da ciddi peki, bir saldırı. Peki şehit sayısından eminiz ama değil mi? Değilim maalesef. Çok emin değilim. Yani bize... Elbette ki şunu baştan söyleyeyim. Elbette ki genelkurmayımıza inanmak durumundayız. Yani evet, kendi devletimize inanmak durumundayız. Bir prensip olarak. Ama ilk defa Genelkurmay Başkanlığı'nın 24 saatte açıklama yapamaması, ne bileyim 3'te olan bir saldırının, kimine göre 12'de başlıyor saldırı. Ama biz 3 olarak kabul edelim. İşte ancak başbakan o esnada maçta, Cumhurbaşkanı televizyon programında ve bu saldırıdan haberleri yok. Ya haberleri yok? Cumhurbaşkanı televizyon programında. O zamana kadar. Şimdi o akşam 7 civarında. İşte bir tarafta başbakan maç izliyor, öbür tarafta Cumhurbaşkanı naklen canlı yayında. Şimdi canlı yayına çıktığında kendisine soru soruluyor da konuyla ilgili bilgi veriyor. Evet. Yani haberi yok diyemeyiz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir miktar var. Şimdi soru soruldu, cevap vermedi mi? Şimdi şöyle, o esnada var ama hani Cumhurbaşkanına canlı yayında da bu haber verilir. Ama başbakan, yani birisi başbakan, birisi cumhurbaşkanı. Birisinin haberi varsa öbürünün de haberi var kabul etmek durumundayız. Yani maçta... Ya başbakanı gerçekten ben de anlamadım. Yani maçta başbakanın bundan haberi yoksa... Bakın, vahim bir şey o. Yani çok vahim bir şey. Vahim bir evet. Şey. Evet. Şimdi öğlen yapılan bir saldırıda, yani Türkiye'nin neresinde olursa olsun, hangi hava şartlarında olursa olsun, böylesi büyük bir operasyondan, saldırıdan, bırakınız önceden haberdar olmayı. Ciddi devletlerin önceden haberi olur ve tedbiri alır. Üzerinden saatler geçtiği halde hala haberi yoksa burada ciddi bir sıkıntı var. Vahim, bunun, evet o vahim. Bir defa altını çizmek lazım. Yani maçı, yani şöyle, maçı terk etmesinden anlıyoruz ki o esnada haberi oluyor. O esnada haberi oluyor. Yani şöyle olmaz mı? Orada ciddi bir, saat 12'den itibaren ciddi bir çatışma var. Bir, saat 3 sularında ciddi bir
Yamaç'tan bomba patlıyor, şarap nole yuvarlanıyor, araçlar. Bölgedeki köylülerin haberi oluyor esnada. Sonra çatışmadan. Ya bunu, bundan devletin haberi olmaz mı? Bölge insanının haberi oluyor çatışmadan. Evet. Ama devletin haberi olmuyor. Olur mu böyle bir şey? Ben de onu diyorum. Evet. Yani haberi yoksa vahim. Haberi var, haberi yok gibi davranıyorsa daha da vahim. Ama her iki durumda burada bir aciziyet söz konusu. Bu meselenin bir boyutu. Ama daha önemli bir boyutu, bu bombaların beyefendi ifade ettiği gibi yeni döşenmediği çok malum. Biliyorsunuz bir dakika, o yamaca evet. O yani da mı eski? Ben onu mayınlar için söylüyorsun. Tabii ki. Yani burada onu vurgulamak lazım efendim. Yani EYP dediğimiz bu sistemler belki aylar, yıllar öncesinde döşenmiş olabilir. Yani Irak'ta ben yani kendi gözlerimle gördüm Kerkük'te görev yaparken. 5 sene, 6 sene önce döşenmiş. Tabii onun yağmur, izolasyonu yapılıyor. Her türlü izolasyonu kablo yapıldıktan sonra kablo ve düzeneğin kendisinin. Peki yani o çok uzun bir kablo şekilde, değil mi? Yani duruma metrelerce göre o 20-30 metrede olabilir, şöyle, 1 kilometrede ucunu, olabilir. Ucunu sen oraya koyuyorsun. Diğeri toprak altında gece, veya gece, izliyorsun. Hayır, hiç ona da gerek yok. Yani koyuyorsun onu. Gece geliyorsun kabloyu uzatıyorsun. Ha, veya sadece, evet pili, yani, pili de bağlıyorsunuz. O çıkış noktasını düzeneyi kendisi öncesinde yerleştirilmiş. Ne demek istiyorsunuz? Eski olsa ne olur, yeni yani olsa ne olur? Şimdi bir. Yeni, 2 veya 3 sene önceydi zannediyorum. Bir hükümet bir şey başlattı. Bütün yolları asfaltlayacağız dedi. Şimdi bakıyoruz. Bazı yani orada asfaltlanmayan yol kalmadı bildiğim kadarıyla. Bazı yerlerde 15 santim asfalt var. Bazı yerlerde 25 santim asfalt var. Bomba patladığında görüyoruz. O asfaltın altından, yamaçtan değil. Hani burada yamaçta ama bazı yani sadece bu olay nezdinde mesela Siirt olayı öyle evet, bir olaydı. Siirt'teki şimdi bakıyorsunuz şehitler, evet, o asfaltın altına bu döşenmiş ve üstüne de asfalt çekilmiş. Şimdi o yolu yapan müteahhitlerin bundan haberdar olmaması mümkün değil. Peki o asfalt yapılırken bombanın patlamaması da enteresan değil mi? Şimdi şöyle, bir defa devletin o bölgede bu işi yapan bütün müteahhitlerle birebir görüşmesi lazım. O esnada oralarda kimler çalıştı? O çalışma esnasında kimler nasıl o bombaları döşedi? Peki duvara yapılan yani yamaca konan bu düzenek, bu düzeneğin eski olmasıyla yeni olması arasında ne tür bir enteresanlık var ki bunu vurguluyorsunuz? Şimdi 400 kiloyu bugün güvenliğin had safhada olduğu bölgede bugün getirilip yerleştirilmesi çok makul gözüküyor. En az 2-3 günlük iş gününden bahsediyoruz. Yani ciddi yani böyle iş makinalarının belki çalıştığı. 400 evet, kiloluk bir bomba mı bu? En az. Yani en tahrip az gücü yani 10 tonluk bir aracı en az 20-30 metre yol kenarına savurabilecek o blast etkisi. Bu çok demek büyük ki, bir şey. Tabii ki. Bu demek ki çok bariz çözüm süreci diye o dedikleri aslında PKK'nın. Ha, o dönem yapılmış. Kesinlikle. Öyle kesinlikle mi? Ama zaten bunu inkar etmiyor ki. Sayın Cumhurbaşkanı dün akşamki televizyon programında dedi ki çözüm sürecinden yararlanarak bölgeyi mühimmatla doldurmuşlar dedi. Ya Ahmet Bey. Demedi mi ya? Böyle dedi. Başbakan da dedi. Başbakan peki, dedi. Peki onlar bunu bugün dedi. Sizin programınızda, diğer birçok programda burada defaatle biz ya PKK bu süreci bölgeye bomba yerleştirmekle geçiyor, silahlanmakla geçiriyor, daha insan kaldırmakla geçiriyor dediğimizde bütün AKP'li vatandaşlar, PKK'lılar, BDP'liler burada bize saldırıp ya siz kandan besleniyorsunuz, siz bu çözüm sürecine karşısınız hükümet demiyor muydu, mecliste demiyor muydu? Diyordu ama onlar da çözüm süreci olacak, barış olacak, bir daha kavga olmayacak, savaş olmayacak diye ona güveniyorlardı. Ya teröriste güvenilir mi Allah aşkına? Yani şimdi diyorsun ki bu cemaat konusu. Ya arkadaş bunu biz uyardık. Niye böyle oldu? E biz çok saftık o zaman. Bizi kandırdılar diyor. E PKK konusu, terör konusu. Ya burada da bizi kandırmışlar. İyi de arkadaş gelen kandırıyor, giden kandırıyor. Peki, yani Mustafa, bu işin hiç mi siyasi sorumluluğu olmayacak? Mustafa Kemal Atatürk milli mücadeleden sonra 3-5 sene sonra İngiliz emperyalizminin kralı veya başbakanı Churchill'i, Yunanistan'ın başbakanı Venizelos'u İstanbul'a çağırırken ya da oraya gitmedi gerçi yurt dışına çağırırken düşman değil miydi? Düşmana niye güvendin? Niye masaya oturdu? İnsanların Atatürk önce bu işin çözülmesi getirdi için bir dakika Atatürk önce onları dize getirdi, kendini kabul ettirdi. Bu çözüm sürecinde ama kan da akmadı yani. Ettirdi, ondan birileri sabote etti sadece. Hayır. Yani bu süreçte yollara döşenen bombalar sadece bugün Dağlıca'yla sınırlı değil.
sayısını bilmediğimiz onlarca, belki yüzlerce Türkiye'nin o bölgesinde asfaltlanmış yolların altında benzer tahrip gücü yüksek bombaların olduğu da bununla da belli oluyor. Dolayısıyla devletin bunu muhakkak bilmesi lazım. Kaldı ki orası, o bölge Kandil'e yaklaşık 70-80 kilometre mesafede. En yakın yer. En yakın yerlerden birisi. 70-80 kilometre mesafeden 20-30 kişiyle değil, büyük bir grupla geliyor. Ya bizim İHA'larımız vardı. Hiç mi haberdar alamıyoruz ya? Ya deli olmamak mümkün peki değil. Hava koşulları. Hiç mi? Metin Bey hava koşullarından ama söz ediyor. Ama onlar yağmur yağarken gelmemiş ki. Oraya iki gündür yığınak yaptıkları her türlü şeyden belli. Her türlü silah getirdikleri silahtan, saldırının büyüklüğünden belli ki o 5-6 saatlik yürüme mesafesinde. Sayın hocam, ama İHA gördü, ne yapacak? Yani tespit etti, sonra ne olacak? Ya bölgede büyük bir hareketlilik var ise. Zaten bölgede hareketlilik sürekli vardı. Şöyle, ben onu vurgulamaya çalışıyorum. Şöyle. Son bir senedir bölge zaten hareketli. Yani bakın, sivillerle birlikte, bakın, yani o bahsettiğim Kandil ile sürekli hareketli olan bir arasında. Evet. Yani bahsettiğimiz Suriye-Türkiye sınırından mülteci geçişi değil. Kandil ile Dağlıca arasında bir hareketlilik varsa, orada bir kaçakçılık olayının olmadığı, vatandaşın bayramlaşmaya gitmediği belli. Ben de şunu söylüyorum. Son bir senedir her gün zaten görüntü alıyor oradaki asker. Biliyoruz diyor. Ne biliyor yapacağız? Zaten asker. Yani biliyorum. Şimdi 10 kilometre, 12 kilometre mesafeden. Metin Bey, evet, bilmenin bir manası yok mu? Bildiğin zaman hocam, durduramaz mısın? Nasıl durduracaksınız? Tespit ettiniz. Tamam, 10 kilometre mesafede tam sınır hattında 12 kişilik bir grup var. Asker gördü bunu, ne yapsın? Yapacak bir şey yok mu? Hocam yani işte şimdi, ona geliyoruz. Askerin elini, yani şunu Metin Bey bunu siyasetçi kadar kolay söyleyemiyor anladığım kadarıyla. Askerin elini kolunu bağladığınız kim için. Kim kolunu bağlamış? Hükümet. Nasıl bağlamış? Askerin şu an sınır ötesine müdahale yetkisi var mı? Terörü kovalama yok. Sınır içinde de şu anda hani valilerden, ordu komutanlıklarına. Askerin şu an bağımsız. Evet. Ben şurada terörist gördüm, gidip onu vuracağım yetkisi var mı? Yok. Tabii gördüğü de terörist mi değil mi? O da hocam ayrı bir şey. Yani o tanımlar da artık. Yani şimdi Kandil ile Dağlıca arasındaysa teröristtir. Yani kimse kusura bakmasın. Sürekli İçişleri Bakanları, şunlar bunlar şimdi, açıklamalar yapıyorlar. Bakınız, geçtiğimiz dönem Namık Bey de bilir. Mecliste bizim en çok karşı çıktığımız şey işte buydu. Neydi? Askerin elinden bu tür yetkiyi alıp sivil valiye vermeyin. Askerin elinden bu tür yetkiyi alıp bilmem hangi ne müsteşarına vermeyin. Ya Sinan Bey, şimdi sorun şu mu? İl jandarma komutanı, il bilmem tabur komutanı müdahale edemiyor. Bir şey söyleyeceğim. Ben orada asker olacağım, komutan olacağım, terörist karşımda. Vuramıyorsunuz. Hakkınızda soruşturma açılıyor. Yani adamın terörist olup olmadığını o anda bilemezsiniz tabii ki. Tabii ki ona geliyorum. Yüksek yani şimdi seçmeninin, bakın, halkının tamamını terörize etmek doğru değil tabii ki. Tabii ki. Ama değil, sadece tabii ki. Kandil diyorsunuz. Yüksekova'nın içerisinde de, o halkın içerisinde de terörist gruplar olamaz mı? Yok olabilir, mudur? Var. Vardır diyebiliyorsunuz değil mi? Vardır, vardır diyorsanız sadece spesifik olarak münhasıran Kandil üzerine yoğunlaşmamak hocam, şimdi lazım. Türkiye gibi, pardon, Türkiye evet, gibi terörle yoğun mücadele eden bir ülkede, adına ister çözüm süreci deyin ister ne derseniz deyin, ara verilmiş olsa bile teröriste güvenemezsiniz. Hocam, askerin elinden gördüğünüz kim terörist, kim sivil bilemiyorsunuz. Askerin işte elinden, askerin elinden vurma yetkisini alamazsınız. Yani hem askerin elini kolunu bağlayacaksınız, hem de teröristin önüne atacaksınız. Bakın, ben hukukçuyum, şey biliyorum. Olmaz. Rıza Bey de hukukçu. Türkiye Cumhuriyeti'nde öncesinde, iki sene öncesinde ve el an hem askerin hem polisin teröristi terörist ise vurma yetkisi her daim olmuştur. Bir dakika. Her hiç daim şey olmuştur. Yok. Bundan sonra da olacak. Ben şahsen konuştuğum onlarca arazideki komutan var. Gözümüzün önünden terör grupları geçiyor, vuramıyoruz diye onun bana şahsen. Onun zafiyeti ise beni ilgilendirmez, mevzuat adamın ilgilendirmez. Mevzuat bunu amir ama. Bakın, basit bir örnek vereyim mi? Bir terörist heykelini yıkıp ayağını üzerine bastı diye o askerler hakkında soruşturma açıldı. Terörist neredeydi? Dağlıca mıydı? Bir yerdeydi. Bir teröristin heykelini yıktı askerler, üzerine ayağını bastı diye. Onların, o teröristin akrabaları tarafından dava edildi ve sicili yakıldı o askerin, biliyor musunuz? Teröristin heykelinin üzerine ayağını bastı diye. Şimdi ismini vermeyeyim. Yani burada şunu söylemek istiyorum ben. Zaten bunu ben sürekli vurgulamaya çalışıyorum. Güneydoğu'daki çatışmanın değişen karakteri diyorum ben. Yani
Şimdi Sinan Bey 3 sene öncesindeki formatla konuştu. O zaman her şey netti. Yani terörist, vatandaş, hani bu tanımlar, askeri güvenlikleştirilmiş bir olgudan bahsediyoruz Güneydoğu'da. Bölgeler belli, yani mekansal olarak, artık kişi olarak. Ne değişti peki? Şimdi burada şunu görüyoruz biz, yani çözüm süreci dediğimiz o çatışmasızlık süreci 2,5 sene süreçleri. O yani Sinan Bey'in belki ben de katıldığım noktaları var. Net, kategorik olarak bu böyledir, bu kişi budur, burası böyle bir bölgedir tarzındaki o net tanımları daha muğlak, daha belirsiz hale getirdi. Peki ya, çözüm süreci, Fırıncı da terörist artık. Çözüm süreci mi? Çok hızlı bir savrulmaya neden oldu. Çözüm süreci mi yol açtı buna? Yani burada doğal olarak haliyle, ama ben şunu da müsaadenizle arz etmek isterim. Ben çözüm sürecini olumlu bulanlardanım. Ben de öyle. Ben net olarak onu söylüyorum. Çözüm sürecinde şu oldu. Yani arabayı eskiden asker kullanıyordu. İlk kez siyasi irade dedi ki güzel bir şekilde çek kardeşim arabayı kenara. Ben kullanmak istiyorum, ben sürmek istiyorum. Askerden önelik dedi, indi. Buyurun efendim dedi. Arka koltuğa geçti, oturdu. Ve kullanmaya başladı. Doğrusu da budur. Bu sayede ilk kez belki, yani PKK ile olan mücadelede, terörle mücadeleyle, teröristle mücadele birbirinden ayrıldı. Ki çok önemli bir peki şey bu. Şimdi bu geldiğimiz hal ne? Şimdi işte bu geldiğimiz hal, tekrar o müzakereci yaklaşımlardan, çatışmasızlık ortamından çok hızlı, kontrolsüz bir şekilde tekrar çok ciddi bir şiddet sarmalına savrulmamız ve onun şu anda biz artçı sarsıntılarını şu an tartışıyoruz. Şu anda her şey muğlak. Yani Fırıncı çırağı mı, terörist mi? Bölge teröristlerin olduğu bölge mi, vatandaşın olduğu bölge mi? Bakın çok önemli bir şey. Yani ama 90'larda da olurdu bu. 90'larda da böyle çok sizin dediğiniz gibi net değildi yani. Bazen vatandaşlara yönelirdi. Ayırt edilemezdi. Teröristle vatandaş ayırt edilemez. Vatan bir derece olmaz mıydı ya? Zaten onun ceremesini çekmiyoruz. 90'lı yılların. Ama şu anda vatandaş kendi isteğiyle bakın olur. Yani kırsalda çatışma bölgesine giden en az 10-15 kişiden bahsediyoruz. Peki, yani bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ahmet Bey. Vatandaş. Ben çok mu safım? Mesela ben diyorum ki canlı kalkan olmaya gidiyorlar. Hoşuma gidiyor. Araya giriyor. Ateş aktivist. Etme diyor. Evet. Kötü bir şey mi bu? Onlar yani gerçekten barış yanlısı canlı kalkanlar mı, yoksa başka hesaplarım var? Ben yani, mesela alkışlıyorum, bravo. Hani bir askerimiz bir defa da gitse, bir karakolun önünde dursa o vatandaş. Dursun. Karakolun önünde de canlı kalkan olsa niye hep teröristin önünde canlı kalkan oluyor? Teröristin önüne mi geçiyor? Ben onu şöyle algılıyorum. Karakolun önünde bir HDP'li milletvekilinin canlı kalkan olduğunu gördünüz mü? Bir dakika, ben bak şöyle anlıyorum. Yanlış anlıyorsam düzeltin. Bir yerde oldu Sinan Bey. Bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Evet, ben şöyle anlıyorum. Teröristin önünde canlı kalkan oluyor şeklinde görmüyorum. Olası bir çatışma alanında. Engellemek için. Evet. Olası bir çatışma alanında canlı kalkan oluyor. Dolayısıyla hem askere hem teröristin ortasına geçiyor. Diyor ki iki tarafa da yapmayın, öldürmeyin birbirinizi diyor. Bu güzel. Bunda bir öyleyse şey yok. Öyleyse güzel ama böyle değil. Ben abi öyle algılıyorum. Ben hiç öyle algılamıyorum. Bilmiyorum. Yani ben yanılıyorum. Genelde de HDP milletvekillerinin organize ettiği bu tür canlı kalkan eylemleri genelde ne zaman ki PKK'lı teröristler zor durumda kaldı, ne zaman ki PKK'lı teröristlerin pusuya düşme ihtimali var, o zaman devreye giriyor. Onu bilmiyorum. Siz bir Namık Mehmet, Bey bir şey mi söylüyorsunuz? Ahmet Bey özür dilerim. Ben çok kısa tam şurada düğümlendi olay. O kritik bir konu. Zaten tartışılan da bu. Deniliyor ki Sayın Cumhurbaşkanı ya da AK Parti hükümeti bu açılım sürecini başlattı. Buna nasıl güvendi? Ve sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımız da dün dedi, yığınak yapmışlar. Aldatıldım dedi. Şimdi bir iyi niyet isarı için bir açılım süreci başlatıyorsunuz. Adı üstünde süreç. Sonra birileri bunu sabote ediyor ve hakim kalıyor. Hakim. Tarih hakim kalıyor. Ben tarih dersi vermeyeceğim. Çok kısa bir anekdot söyleyeceğim. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi yapıldığında Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kahramanlarından birisi Rauf Orbay'ın imzası var mıydı? Vardı. Kim attı imzayı? Rauf Orbay attı. Hamidiye kahramanı. 30 Ekim 1918. Milli mücadelede de İstanbul'dan Samsun'a Mustafa Kemal Atatürk giderken yanında olan ikinci adamdır. Yani şu. 30 Ekim'de 1. Dünya Harbi'nin bitirilmesini müteakip, bitirmeyi amaçlayan bir mütareke metnini imzalayan Rauf Orbay'ın kahramanlığını kim sorgulayabilir? Kimse sorgulayamaz. Sonra ne oldu? Adı üstünde mütareke. Şunu mu diyorsunuz? Şartlar değişir. Ne oldu? 2 Kasım yani bir gün sonra 2 Kasım, 3 Kasım, 5 Kasım, Aralık derken Fransızlar
Urfa'yı, Maraş'ı, Gaziantep'i işgal etti mi? Yani aldatıldık mı? Aldatıldık. Şartlar bu, değil. Bu Mondros Mütarekesi'nin imzalanmayacağı, imzalanma iradesinin sakat bir irade olduğu gerçeğini ortaya koymaz. Sinan Bey. Bir, devletler arası savaşlar yapılır, müzakereler yapılır, mütarekeler yapılır, her türlü şey yapılır. Mondros'la PKK müzakerelerini nasıl aynı kefeye koyarsınız Allah aşkına? Usul bir açısından, esası yönden değil. Esastan da aynı değildir, hayır, usulden de aynı değildir. Birisinde karşınızda bir devlet var. Devletler arasında savaş yapılır, barış ya her şey yapılabilir. Muhatabınız bir devlettir. Hayır, ben psikolojik burada boyutunu tartışıyorum. Aldatıldık yok. Ya. Hiç devlet bizi aldattı mı aldatmadı mı? Yani İngiltere, şimdi, Fransa bakınız, aldattı. Karşımızda kendi içinizde bir terör örgütü var. Karşınızda bir devlet yok. Onunla oturup masaya... Yani siz buradan işi çözüm sürecine getireceksiniz anlıyorum ama... Burada örneğiniz yanlış. Elma ile armut gibi. Evet, şimdi falan. Rıza Bey hiç konuşmadı. Tarhan bir Bey. Bir cümleyi de ilave edeyim müsaade ederseniz. Karşınızdaki vatandaş terörist midir, değil midir? Bunu nasıl bilirsiniz? Bölgede iyi bir istihbarat ağınız varsa bilirsiniz. Ama siz uydurma Ergenekon davalarıyla, uydurma balyoz davalarıyla bölgede ne kadar devletin irtibat noktaları varsa hepsini gün yüzüne çıkarırsanız bugün de bölgede istihbaratınız sıfıra iner. Ne kadar askeriniz, polisiniz risk almışsa onları bir süre sonra terörist, Genelkurmay Başkanlığı da terör ordusunun, terör örgütünün başı olarak ele verirseniz bölgede istihbaratınız kalmaz. İstihbaratımız zayıf olduğu için burada kimin terörist, kimin olmadığını çözemiyoruz. Çok teşekkürler. Buraya kadar diğer konuklarımıza çok fazla söz vermedik. İki konuğumuzun uzmanlığından yararlanmak istedik. Şimdi hem onların anlattıklarını da sorgulayabiliriz. Hem de esas işin siyasi mevzularına da girebiliriz. Şimdi Tarhan Bey var Bodrum'da, Rıza Bey var İstanbul Stüdyosu'nda, Namık Bey var. Tarhan Bey'e verelim mi önce sözü? Ben bir şey arz etmek istiyorum. Lütfen. Yani, özellikle Sinan Bey'in konuşmalarını da dinledikten sonra Sayın Milletvekilimizin konuşmalarını ve Esat Canan'ın bu propaganda içerikli duruşunu, tweetlerini gördükten sonra şunu söyleyeyim. Bir kere PKK bir terör örgütü. Kanla beslenen bir örgüt. Aslında tam da bu olayı sırf biz bunları konuşalım. İşte Sinan Bey'in az önce ifade etmeye çalıştığı işte hükümette bir zafiyet söz konusu. İşte ordunda zafiyet söz konusu, zayıflık söz konusu. Tam da Türk ordusunu bir zaaf içerisinde gösterme amacıyla yapılmış bir projeydi maalesef. Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Kanla beslenen bir örgüt. Bir, işte nasıl kanla beslendiğini bugün görüyoruz. İşte o 16 şehidimiz var. Ve şimdi Esat Canan, HDP'li, eski HDP'li milletvekili çıkmış. Şimdi diyor ki efendim ben cenazeler topladım. Onları ben teslim ettim diyor. Yani şimdi o az önce sayın uzmanımız konuştu. Gerçekten ben de çok istifade ettim. İşin şunu söyleyeyim öncelikle. Yani biz haritalara bakıyoruz. Haritalarla sanki o küçücük sayfalardaki görüntülerle sanki her şey an be an devletin tamamıyla kontrolü altındadır. Efendim herhangi bir hareketliliğe meydan verilemez. İşte İHA'larımız bütün her tarafı kontrol etmektedir. Yani bugün bakın Amerika'da, İngiltere'de çok güçlü bir şekilde korunan şehirler, hatta Milli Savunma Bakanlığı binaları teröristler tarafından bombalandı. Yüzlerce, onlarca kişi öldü. Hatta teröristler tarafından uçak gemilerine suikastlar düzenlendi. Yani şunu mu söylemek gerekir? Yani herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde işte bu ordu zayıf bir ordudur. Bu ordunun zafiyeti söz konusudur. Şeklinde bence Esat Canan'ın da ifade etmeye çalıştığı gibi moral bozucu, toplumdaki o birliktelik ruhunu da zedeleyen, özür dilerim, yani bizim buna da prim vermememiz lazım. Daha uzun, daha uzun konuşacak. Evet. Bir dakika, bir araya gireyim. Hakkari Valiliği'nin izniyle yaptı değil mi? İzniyle. Yani bakın Hakkari Valisi'nin de, biz şimdi sadece Esat Bey'in söylediklerinden bunları biliyoruz.
O gösterilen resimlerle ilgili pek çok şey de var. Yani bu resimler şaibe var. Yani hem hava kötü deniliyor hem de açık bir havada teslim ya da ceset görüntüler var. Bunların ne olduğunu bilmiyoruz yani. Peki. Devam edeceksiniz bir dakika. Özür dilerim, ben şunu söyleyeyim. Yani bakın ne olur. Yani ben siyasilerimize de seslenmek istiyorum. Bu mesele bizim ülkemizin meselesi. Yani burada AK Parti'nin, başbakanın ya da cumhurbaşkanının burada zayıflık emaresi gösterdiğini ortaya koymaya çalışmak ya da haberdar değildi şeklinde küçük düşürmeye çalışmanın inanın hiçbirimize faydası olmayacak. Yani bu ne Türkiye'ye faydası olur, ne ülkeye, ne bölgeye. Çünkü bakın tam da PKK hakikaten çok büyük zayiatlar verdi. Çok önemli kayıplar verdi. Sırf o kayıplarını telafi etmek için böyle büyük bir operasyon yapması gerekiyordu. Ve bu operasyonu da gerçekleştirdi. Maalesef. Yani aslında şu anda PKK hedefine de ulaştı. Yani tabii olayların geç haberdar olunması. Şimdi o hakikaten az önce ifade etti uzmanımız. Yani olayın şimdi çatışma var. Çatışma olan bölgeye siz eğer 20-30 kişiyi daha sadece oradaki kayıplarınızı toplamak için gönderseniz belki onları da kaybedeceksiniz. Yani olayın teknik yönünü de bilmiyoruz. Hani olayın o teknik yönünü de bilmediğimiz için, bölgeyi de çok iyi tanımadığımız için az önce anlatıldığına göre gerçekten o vadi içerisinde ikinci bir grubun gitmesi ayrıca problem oluşturabilir. Sonra bir de çatışma hali. Rıza Bey, takdir edersiniz ki bütün demokratik ülkelerde, bütün şeffaf ülkelerde basın, akademi, siyaset bu ölen şehitlerin ölmesinde kimlerin eksikliği var konusunu tartışır. Bu dünyanın en haklı tartışmasıdır. Başbakanın bundan haberi var mıydı sorusuna cevap aranır. Başbakan Davutoğlu olsa da aranır, Ecevit olsa da aranır. Biz Ecevit başbakanken de bu soruları sorduk. Ama olayın tek Demirel değil Ahmet Bey. Hayır bir dakika şimdi. Demirel başbakanken de sorduk. Ey Demirel, sürekli bıçak kemiğe dayanıyor diyorsun, niye bir şey yapmıyorsun dedik. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Ahmet Davutoğlu'na laf söylenmez, Erdoğan'a laf söylenmez diye bir şey yok. Demirel'e söyledik, Özal'a söyledik, Ecevit'e söyledik, Yılmaz'a söyledik, Tansu Çiller'e söyledik. Burası demokratik bir ülke. Bu ülkenin başbakanı eleştirilir. Yeter ki haksızlık ama yapma. Ama provokatif cümleler yapma. Haksızlık yapma. Ama provokatif cümleler kurulmaz. Kurulmaz tabii. Hakaret edilmez. Edilmez. Hakaret mi ediyoruz? Haberi var mıydı diyoruz. Burası için söylemiyorum. Bugün yalnız çok sıcak bir gün. Yani bu sıcak günde Ahmet Bey'in eleştirilmesi, Cumhurbaşkanımızın eleştirilmesi elbette eleştirilecek. Yani eleştirilmez diye söylemiyorum ben bunu. Bakın bunları eleştirirken ben bundan siyasi nasıl bir rant benim ne rantım olacak Rıza Bey? Ya size söylemiyorum abi. Veya yani bunu, kimin ne rantı olacak? Size de söylüyorum. Ne milletvekili? Yani, şimdi, bir dakika ya. Ben ne milletvekili şimdi, adayıyım? Olabilir. Sinan Bey, sizin siyasi kimliğiniz var sonuç itibariyle. Şimdi, ya bu bak, tartışmayı yapalım. AK Parti %60 oy alsın kardeşim. Ablam bizi ilgilendirmez. Bakın, alsın bize ancak, ne? Memleketin bu halindeyken. Sinan Bey, teknik konuları tartışıyorsunuz, söylüyorsunuz. Teknik konuları söylüyorum. Memleketim yani, bu halindeyken. Ordunun aklı neredeydi diyorsunuz? Yani şimdi az önce ifade edildi. 15 tane. Yani 15 tane şehidimiz var. Ya Allah aşkına. Bir Allah'ın kulu da sorumluluk üstlenmeyecek. Elbette üstlenecek. Ama biz onu diyoruz bugün, zaten. Bugün illa bunu sormak herkes sorumluluğunu bilecek. İster yani, adı başbakan olsun, ister cumhurbaşkanı olsun, ister genelkurmay başkanı olsun, ister benim babamın oğlu olsun. Orada kan akarken birisi bunun hesabını verecek kardeşim. Herkes olmaz. Hesabını verecek. Sinan Bey, merak etmeyin. Padişahım ama çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Siz deyin ama biz demeyeceğiz. Orada kan akıyor. Niye zamanında tedbir alınmadı? O asfaltlar döşenirken bu bombalar oraya niye döşendi? Niye bunun haberi alınmadı? Ben bunu soracağım kardeş. Kusura bakmayın. Söyle bir soru. Peki size bu soru var bir dakika. Ben bu soruyu sormak terör örgütünün işine gelmiyor mu? O zaman bu programı yapmayın. Her şey terör örgütünün işine geliyor. Terörü lanet diyeceğiz. Ben de dün bir çağrıda bulundum. Gelin, siz AK Parti milletvekili adayısınız. Ben de MHP'nin bir önceki dönem milletvekiliyim. Teröre karşı omuz omuza yürüyelim. Kol kola yürüyelim. Bugün millet olarak birlik ve beraberliğimizi gösterelim. Ama aynı zamanda kimin sorumluluğu var? Bunun da hesabını soralım. Siz de sorun.
Her şeye padişahım yani çok yaşa denmez ki. Yani bu programdan bulacağız şimdi bunun bu teknik sorunları. Niye geldik buraya? Ya Sinan Bey az biz, önce ifade biz, ediliyor. Bakın, biz burada gelip vatandaşa teröristler şuradan geldi. Şuradan bombayı bunu mu diyeceğiz? Bunu mu diyeceğiz? Bunu için mi geldi? Bakın, birbirine karıştı Rıza Bey. Özür dilerim. Rıza Bey, bakın, sizin 3 söylediğiniz... sene önce de yerleştirilmiş olabilir dedi beyefendi az önce. Evet. 2 sene önce de evet. yerleştirilmiş olabilir. Doğru. Yani terör o kadar kolay bir konu değil ki. Her an patlamaya hazır bir bomba var karşınızda. Tamam. Sinan, 3 sene önce patladı diye. 3 sene önce bu memleketi yönetenler de sorumludur. Bugün yöneten de sorumludur. Sinan 13 Bey, sene önce döşenmişse 13 sene önce yöneten de sorumludur. Sinan yani, Bey söyleyeceğim. Sonuçta özür dilerim. Bu bizim memleketimizin sorunu. Evet. Ben bu anlamda. Sadece bir Allah'ın kulu da. Sadece ya Soma'da askerin, Allah aşkına. Sadece ya. Bir başkanın Soma'da sorunu 300 değil. 300 kişi ölür. Bir Allah'ın kulu çıkar sorumluluk üstlenmez. Kaç kişi öldü haberimiz yok. 15 tane, 16 tane dağ gibi vatan evladı ölür. Bir Allah'ın kulu çıkıp sorumluluk üstlenmez. Böyle demokrasi olmaz. Sinan bir Allah'ın kulu çıkacak diyecek ki bunun sorumlusu benim, istifa ediyorum diyecek ya. Bundan sonra da herkes ayağını denk alacak. Herkes kafasına göre ben, ölen öldüğü yerde şey kalıyor. Her böyle şey kafasına göre. Bakın Ahmet genel Bey, kurmay başkanı da olsa. Girmeyin. Sinan Bey, girmeyin. Sinan Bey. Sizin bu eleştirilerinizi yapmanıza ben bu anlamda hak veriyorum. Rıza Bey, ben aday adayıyım, size hak vermiyorum bu anlamda. Başbakanlar, cumhurbaşkanları eleştirilir. Fakat siz az önce hem yanlış bilgi veriyorsunuz, hem de bizim basınımız, bazıları o düzenek dediniz ya, bazıları o düzeneyi kurar, bazıları da kalemini Kalaşnikov olarak kullanıyor. Hangi konuda yanlış bilgi verdim pardon? Bilgi şu, hatta o soru cevapsız kaldı. Dediniz ki hatta orada müteahhitlik yapan insanların tamamını töhmet altında bıraktınız. Dediniz ki asfalt döşeniyor 15 santim 25 santim. Onun altında mayınlar var. Mayınların üstüne asfalt konduğuna göre bir işbirliği mi var manasında imada bulundunuz. Başka bir şey daha dedim. Cevap, orada çalışan. Bu neden mantıksız bir soru? Asfaltı döşeyen silindir geçiyor üstünde. Asfaltı döşediğiniz patlamaz. Takdirde patlamaz. Patlar. Düzenek olmadan patlamaz. Silindir bakın, geçiyor. Zamanında Çeçenistan İş makineleri çalışacak, mayın patlamayacak. Bak, ben uluslararası terör şeylerini de inceliyorum. Çeçenistan Başbakanlığı nasıl öldürdüler biliyor musunuz? Stadyum inşası esnasında insanların protokolün oturacağı yerin altına bombayı döşediler. Aradan yıllar geçti. Bunu hesaplayarak yaptılar. Ve stadyum tamamlandı. Açılışının yapıldığı gün bombayı patlattılar ve öldürdüler. Bu başka bir bomba türüdür. Bizim bahsettiğimiz Güneydoğu'daki aynı mayınlar bomba değildir. Aynı bomba türü. Mayın araba geçecek. Dolayısıyla. Tarhan Bey'e bir dönelim. İzin verir misiniz Tarhan? Yani ayrıca verdiği yanlış bir bilgiyi daha söyleyeyim Sinan Bey'in. Onu ifade edeyim. Az önce dediniz ki Cumhurbaşkanı'nın haberi yoktu. Program sırasında haber verildi. Ben o programı da izledim. Program başlarken şunu ifade etti sunucu. Dedi ki uzun zamandır telefon görüşmeleri yapıyorsunuz konuyla ilgili olarak ve program bu nedenle aksadı dedi. Yani ben şunu ifade etmeye çalışıyorum. Ben onu hatırlatmıştım. Evet, bir saniye. Yanıltmayın. Bunun Cumhurbaşkanının için, haberi bunun varsa. Haberi yok diyorsunuz bakın, işte. Öyle diyorum. Bakın ben Cumhurbaşkanının de diyorum ki bu nedenle haberi siyasi varsa, rant elde etmeye çalışmayın diyorum. Ya ne alakası var? Siyasi onu ifade etmeye hangi siyasi rant elde edeceğim? Yani geç ne milletvekiliyim ne adayım Allah aşkına ya yapmayın ya. Başbakanın haberdar olmamasından bir sonuç elde Cumhurbaşkanının haberi varsa başbakanın niye haberi yok? Ya nereden biliyorsunuz haberi olmadığını? Maçta ne işi var? Ya abi? Nereden biliyorsunuz haber olmadı? Maçta ne işi var o zaman? Ya derin, haberi varsa bakın, daha vahim. Ahmet maçta Bey, ne işi var Cumhurbaşkanı? Az önce ifade ettim. Orada vatan bakın, evlatları bakın, ölürken, şehit olurken Bey, bakın, başbakanın maçta oturma lüksü yok. Orada ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani çatışma devam ediyor. Gerçekten orada şehit var mı yok mu? Ne dedi durumda ya, olduğunu dedi ya, bilmiyorsunuz 12 gündür ki. Bakın niye orayı bilen. Ben de onu diyorum. Niye ama orayı bilen. Araya girebilir miyim? Orayı bilen Metin Bey diyor yani ki. Rıza Bey. İlla bilecek ve bilerek mi gitmiş olacak diyorsunuz? Bir 12 gündür benim devam de ediyor. Bir işte. Tarhan Bey'e dönebilir miyiz? Şu stüdyodaki. Evet. Ben böyle gergin tartışmalardan hoşlanmıyorum. Lütfen daha sakin konuşalım. Ben de Ahmet Bey bakın gerilim nedenim şu. Bakın acılı bir gün yaşıyoruz. Ya bu acılı günde olsun siyasi rant elde etmeye çalışmayalım. Tamam. Yani benim derdim bu. Abi, tabii ki. Pardon Ahmet Bey yani suçlamalarınız hakikaten artık yani diyorsunuz ki ama aşınıyor. Diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Maçtaydın. Ne faydası olacak size bunun Sinan Bey? Arkadaşım, beyefendi, sayın avukatım. Bizim orada 16 tane şehidimiz var iken
benim başbakanım maç izleyemez. Ya siz sanki varmış gibi konuşuyorsunuz. Yani olayı biliyor. Peki, olayı her haliyle tüm ayrıntısıyla peki, haberdar şey gibi konuşuyorsunuz. Biliyor ise yani teknik bir bilmiyor konu... ise Cumhurbaşkanlığının haberi var. Nasıl oluyor bir ülkede Cumhurbaşkanlığının böylesi vahim bir saldırıdan haberi oluyor, başbakanın olmuyor. O daha da vahim. Milletvekilliği ama, döneminizde Dağlıca'ya gitmeyi düşündünüz mü hiç? Nasıl? Milletvekilliği döneminizde veya gittiniz mi o bölgeye? Milletvekilliği döneminde. Dağlıca'ya milletvekilliği döneminde gitmedim ama bölgeye... Evet, bölgeyi biliyorsunuz. 12 gündür zaten çatışmaların devam ettiğini beyan etti orayı bilen Metin Bey. Dolayısıyla evet, bir başbakana orada çatışmalar devam ediyor şeklinde an be an bilgiler gelmiştir. Bu bilgilerin gelmiş olması orada 16 şehidimizin bilgisinin geldiği anlamına gelmez. Dolayısıyla maçta, orada yani maçta bu da bir doğaldır. Eğlence değil Ahmet Bey. Maç milli şartlardan maç. Türkiye'nin milli ya, maçı. Milli maç olmasa ne olur olsun. Ne olur olsun. Sanki ben siz bunu, başbakan sanki bir eğlencede davullu zurnalı bir eğlencedeymiş gibi. Ben bir vatandaş olarak. Bir milli maç da ben sonuçta. Bir vatandaş olarak. Orada askerlerimiz şehit olurken veya çatışırken benim başbakanımın maç izlemesini kabul edemiyorum. Ya o zaman maçı da iptal edebilecek. Yani gidecek, gidecek, Rıza Bey'ini yapacak. Evet, evet, hocam. Şöyle evet, yapalım. Bir yani dakika. Şehitlerin evet, burada araçlaştırılması var. Ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bakın belki bugün tartışmamız gereken şey, yani Sinan Bey'in de ben özür dileyerek söylemek istiyorum, politize edilmesi. Gene 90'lardan farkı bu efendim. Yani şu veya bu şekilde. Yani bu olay çok politize edildiği zaman, yani oradaki acı, verilen şehitler çok politize edildiği zaman ve bir siyasi rant malzemesi haline getirildiği zaman şu veya bu şekilde biz esastan uzaklaşıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Çok ve, doğru. Mesela şöyle bir şey de var ama. Yani ben eğer şehitler araçsallaştırılmayacaksa, bir rant kaynağı olarak görülmeyecekse, buna iktidarın da şu muhalefetin de, dedim zaten, evet, tabii, iktidarın da muhalefetin de buna saygı duyması gerekir. Şimdi bakın, yani şimdi başbakanımız aslında bence hoşuma giden bir şey yaptı. Bir şehit oğlunu, çocuğunu yanına onu almış, birlikte için maç izliyor. Şimdi güzel, yani benim aslında hoşuma gitti, hiçbir yadırgamadım. Fakat etrafındaki birçok insanın bunu yadırgadığını da gördüm. Diyorlar ki işte şehidi diyor istismar ediyor, şehit çocuğunu istismar ediyor diyor. Şimdi bu istismar meselesi... Onu kim söylüyorsa ruhsuzdur. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu istismar meselesi tartışmaya açık bir şey. Birisi der ki şimdi pardon ya, şehitlerimiz varken başbakanın maçta ne işi var der. Öbürü der ki başbakan şehit çocuğunu maça götürüyor, istismar ediyor der. Bunlar tartışmalı alanlardır. Evet. Olur bu tartışmalar. Pardon, ben de onu söylüyorum. Pardon, belki Ahmet, en önemli sıkıntı da bu. Yani böylesine hararetli günlerde biz bir de belki son 30 yılın en kritik genel seçimlerine doğru hızla gidiyoruz. Yani bu boyut da belki tartışılmalı. Belki, evet, o da etkiliyor. Böyle bir durum olmasa daha soğukkanlı tartışacağız. Evet. Pardon. Yani orada askerin elinden vur yetkisi alınmış Metin Bey. Bak bunu, yine yanlış bunu, bilgi veriyorsunuz ya, Sinan Bey. Ya. Alınmadı. Alındı, nasıl alınmadı? Bana madde gösterin. Benim mecliste olduğum Türkiye, dönemde alındı. Bakın fiili olarak. Güvenlik yasasına da karşı çıkıyordunuz. Operasyon Bey, yetkisi. O zaman niye iç güvenlik yasasına karşı çıktınız? Bu iç güvenlik yasası Kobani olaylarının üzerine çıkmış bir yasaydı. İç güvenlik yasasına niye karşı çıktınız? Evet. Biliyor musunuz? Jandarma il komutanını vali seçiyor. Onun için karşı çıktı. Doğru mu bu sizce? Evet, doğru. Siyasileşiyor. Doğru değil. Ona karşı doğru değil ama hepsine niye karşı çıktınız? Bir dakika. İftira atmayın. Niye? İftira atmayın. Dedik yani, ki getirin. HDP ile CHP ile birlikte yani, karşı çıktınız. Çarpıtmayın. Molotof'a dedik getirin hemen geçirelim. Uyuşturucuyu dedik hemen geçirelim. Yani bunların hepsi var arşivlerde. Peki. Tarhan Bey'e dönüyorum. Pardon, çok özür diliyorum. Ama Tarhan Bey çok ayıp yani, oldu. Yani Tarhan Bey'den affına sığınarak özür diliyorum. Metin Bey'e diyor ki bunu siyasi ranta çevirmeyin. Yani askerin elinden operasyon yetkisi alınmış, valiye verilmiş. Bunu söylerken siyasi rant mı elde ediyoruz Metin Bey? Orada istihbarat zafiyeti var. Askere bir sürü operasyon çekildi. Ve biz, siz de bir askersiniz. Bu kadar askere yapılan haksızlığı ifade ederken bugünlere gelinmesinde o operasyonların önemli bir katkısı var. Bunu ifade ederken siyasi rant mı elde ediyoruz? Başbakanın, Cumhurbaşkanının, Milli Savunma Bakanının, Genelkurmay Başkanının, bir Allah'ın kulunun kalkıp bu işlerde bir sorumluluk üstlenmesi lazım. Bunu söylerken siyasi rant mı elde ediyoruz? Peki Sinan Bey, bir size bir şey soracağım. Ya kahramanca çarpışıyor silahlı kuvvetler, her şey yolunda ama yine de şehit veriyoruz. Niye biri istifa etsin? Ahmet Bey,
Son iki aydır 70 şehit verdik Allah aşkına. 70 şehit verdik ya. 2002'de 6 şehit vermiştik. 2 senedir şehit vermedik, alkışladınız mı beni, o siyasiler Sinan Bey? Beni yine 1919'a götürecek. Bakın o zaman herkesin istifa etmesi lazım. Şehit vermedik. Komutan kalmadı. Ama işte o 2 senede o bombalar döşendi. İşte biraz destek olsaydınız bakın o çözüm sürecine. PKK'nın, CHP'de, PKK'nın MHP'de, terör sayısını artırmasına mı destek olacaktı? Belki bugün bunları konuşmuyor olacak. PKK'nın terör sayısını yalnız bıraktınız çözüm süreci içerisinde. Nesini destekleyelim? Yani, başbakan diyor yanlış. Cumhurbaşkanı diyor çözüm süreci yanlış. Yükü AK Parti'nin üzerine yüklemek istediniz. CHP'de destek vermedi dedi oraya bir hemen. Vermedi sayın vekilim. Yani ne MHP ne CHP AK Parti'nin yanında bu AK Parti şunu söyledi. Dedi ki ya bu devlet projesidir. Bu Türkiye'nin varlık yokluğu projesidir. Destek vermediniz. Verseydiniz. Önce şunu vurgulayalım. Tabii ki bugün çok acı bir gündeyiz. Öncelikle bu milletin seçilmiş siyasetçileri olarak bizim bu toplumsal sorunları çözmek gibi bir sorumluluğumuz var. Önce acıları dindirmemiz lazım. Başka şehitlerin olmamasını sağlamamız lazım. Bölgedeki barış seslerine kulak vermemiz lazım. Şimdi değerli meslektaşım CHP'de destek vermedi dedi. Biz başından beri analar ağlamasın, şehitler olmasın. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin 30 yıldır süren bu terörün bitmesi noktasında Cumhuriyet Halk Partisi açık çek verdi hatırlarsanız. Ama zamanın başbakanı şu andaki Cumhurbaşkanı net bir şekilde ben senin desteğinin istemem diye elinin tersiyle itti ve çok bunlar arşivlerde. Peki Tarhan Bey. Biz şu anda da aynı şekilde Türkiye'de barışın, kardeşliğin, hoşgörünün gelmesiyle ilgili her türlü girişimde bulunuyoruz, bulunmaya da devam ediyoruz. Peki Tarhan Bey. Şu ana kadar işin hem teknik hem psikolojik hem de bir parça siyasi yönlerini konuştuk. Bu Dağlıca baskını meselesinin 16 şehit meselesini konuştuk. Siz ne diyeceksiniz? Doğrusunu isterseniz ben bu konuşma yani burada dinlediğim bir süreden beri konuşmalar hakkında hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Çünkü bu teknik bir konu konuşuluyor. Bir askeri mesele konuşuluyor. İşin siyasi tarafı konuşulmuyor. Askeri meselede de düşününüz ki bir Genelkurmay Başkanlığı olaydan 24 saat geçtikten sonra ciddi bir açıklama yapabiliyor. Böyle bir olay hakkında benim gibi askerlikten çok hayli uzakta bir insanın bir fikir yürütmesi hakikaten yanlış olabilir. Ondan çekinmek istiyorum, çekiniyorum. Kaldı ki bir televizyon yayınında bir askeri meselenin tartışılmasının ne kadar zor olduğu muhakkak arkadaşlarımın birbiriyle fazla ilgisi olmayan tartışmalar içine girdiğinden de belli. Sanıyorum ki bu akşam konuşulması gereken mesele çatışmasızlık ortamından nasıl ve niçin ayrıldığımızı teşhis edebilmektir. Türkiye bugünkü Sayın Başbakan'ın başbakan olduğu güne göre daha mı gelişmiştir? Daha mı zengindir? Daha mı huzur içindedir? Vatandaşlar yarınından daha mı güven içindedir? Size şimdi bir sayı vermek istiyorum. Oradaki arkadaşlarıma da lütfen. Bugünkü durumumuzun nasıl olduğu, hangi cümleyle tarif edilebileceği deneklere sorulduğunda bundan evvel sorduğumuzda %50'si, 52'si bir kriz görürlerken geçen hafta bunu kriz olarak yorumlayan, ciddi bir kriz olarak yorumlayan kişi sayısı, kişi yüzdesi %82'dir. Bugün Türkiye'deki seçmenlerin %82'si bugün bir siyasi kriz olduğunu söylemektedir. Türkiye bu hale niçin geldi? Nasıl geldi? Çatışmasızlıktan nasıl çıkıldığını bugünkü başbakanın çok açık biçimde bize anlatması lazım. Niçin oldu? Şimdi ben bir saat kendisini bekledim televizyon başında bugün Sayın Başbakanımız. Ne söyledi bugün? Dedi ki bir tarih verdi. O tarihte de pek doğru olduğunu sanmıyorum ama bir tarih verdi. Şu Temmuz'da bazı terör örgütleri
bazı terör odakları harekete geçti. Biz de hükümet olarak buna karşı bir siyasi irade koyduk. Bunu tasfiye etmek istedik. Bu kararlılığımıza karşı bugün de gördünüz dedi Sayın Başbakan. Bazı kişiler, bütün bu kişileri saydı. Yani aydınlar, gazeteciler vesaire vesaire. Bunların hepsi hükümete karşı hesap sorar gibi suçladılar dedi. Oysa bugün Sayın Başbakan'ın demesi gerekir ki bazı problemlerimiz var. Bu problemleri ben biliyorum. Sayın muhalefet lideriyle de bugün tekrar konuşacağım. Cumhurbaşkanıyla da konuştum. Bazı tedbirler alacağız. Şunu yani yapacaklarını söylemeye gerek yok. Ama halkına güven vermesi lazım ki bir sene öncesine nazaran Türkiye'nin buraya niçin geldiğini hükümetimiz bilmektedir. Ama bugün Sayın Başbakanımız bana bu güveni veremedi. Hükümet çatışmasızlık ortamından niçin çıktığımız hakkında ciddi bir fikir yok. Problem bu. Kutuplaşmayı daha da sertleştirip siyasi sonuç almak isteyen siyaset adamları var bu memlekette. Ve bunların bilinmediği, hükümet tarafından bunun bilinmediği görülüyor. Bundan daha büyük bir tehlike olabilir mi? Şimdi Sayın Başbakanımız kutuplaşmayı daha sertleştirip siyasi sonuç almayı bekleyen siyaset adamlarının mevcudiyetini ya bilmiyor veya bunun tehlikesini bilmiyor, buna karşı tedbir almayı gerekli görmüyor. Bakın siz toplantıyı açarken söylediniz. Bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Hürriyet gibi bir gazetenin 60 yıllık bir gazetenin 65 yıllık bir gazetenin basılmış olduğunu, bunun başında bir milletvekilinin olduğunu bilmiyor olamaz. Bunu görmezliğe gelebilir. Doğrudur. Görmezliğe gelmiş de olabilir bir milletvekili için. Ama bunu Hürriyet'i onore ederek Hürriyet demesi lazımdı ki. Efendim Hürriyet gazetesi tecrübeli insanlar tarafından yönetilmektedir. Heyecanla bazı arkadaşlarımız Hürriyet gazetesine gelmiştir. Taş atmışlardır vesaire. Bununla meşgul olacağız gibi güven veren, ciddiyet telkin eden bir hava içine girmesi lazım. Hayır, böyle değil. Ne kutuplaşmadan haberi var, ne Hürriyet'in basılmış olmasının Türkiye'ye getirdiği hangi noktadan olduğunun haberi var. Hiçbir şeyden haberi yok. Böyle şey olur mu? Yani biraz evvel bir arkadaşımızın orada söylediği bir şey var. Bir başbakan milli maça gider mi? Bu böyle bir durumda. Ve diyor, deniliyor ki işte gider. Gider tabii. İşte giderse Türkiye'de bu hale gelir. Yani tekrar sormak istiyorum. Bir sene öncesine nazaran Türkiye daha mı huzurludur? Daha mı zengindir? Daha mı ferahtır? Daha mı itibarlıdır? Vatandaşla hükümetin arasındaki güven daha mı sağlamdır? Bizim bunu konuşmamız lazım. Ben ne bilirim Yamaç'taki bombaydı, düzenekti vesaire vesaire. Bundan biz bir şey çıkaramayız. Biz vatandaşın ne halde olduğunu vatandaşımızla konuşmamız lazım. Yani ben askeri meseleyi konuşmak zaten bilmiyorum. Bilsem de ne olur? Şimdi bakınız biraz evvelki Esat Cenan Bey çok tecrübeli bir politikacıdır. Eski politikacıdır. Esat Cenan Bey bazı teşebbüslerde bulunmuş vesaire. Peki ne, konuşmalardan anlıyorum ki Esat Bey'in ne yaptığını bile bu kendisiyle konuşan dahil, diğer arkadaşlarımız dahil tam ve net bilmiyorlar. Valiyle konuşmuş vesaire vesaire. Yani başınızı ağrıtmak istemiyorum. Ama bilmek yani zorunda mesele şu ki. Ahmet Bey. Pardon Tarhan Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Beni duyabiliyor musunuz? Şimdi buyurun, arkadaşlarım uyardılar beni. Esat Canan tweet atmış. Adım geçiyor, yayınınıza katılmak istiyorum diye. Hay hay. Derhal arkadaşlarımız Sayın Esat Canan'la temasa geçsinler.
bu kadar adı geçti. Çıksın, konuşsun. Onu da dinleyelim. Neymiş mesele? Anlayalım kendisinin bizzat anlatımından. Buyurun, devam edin. Ben izin verirseniz son sözlerimi sonra söylerim. Evet. Peki, çok teşekkürler. Yalnız Tarhan Erdem'e itirazlar. Evet. Bir Esat Canan telefonda alalım mı önce? Söyleyip mi geçmek? Tabii. Söylemek istiyorsanız söyleyin. Şimdi Tarhan Bey eski politikacı, gazeteci ve halen de köşe yazarlığı yapan birisi. Tarhan Bey, bir kutuplaşmadan bahsettiniz. Kutuplaşmada sadece ve sadece iktidar mı sorumludur kutuplaşmadan? Yoksa toplumun tüm katmanları mı? Bir gazeteci olarak, burası CNN Türk, ben de burada konuğum. Tarhan Bey, sizden şunu istiyorum, istirham ediyorum. Hürriyet gazetesinin internet versiyonu, altını çiziyorum. Hürriyet gazetesinin internet versiyonu. Dün 16 şehidimiz var iken, Cumhurbaşkanı'na izafeten, atfen, başlığı şu şekilde kullandığını biliyorsunuz. Neydi başlık? Bazıları bilmeyebilir seyircilerimizin. Cumhurbaşkanı 2 nokta üst üste. 400 milletvekilini almış olsa idik, Dağlıca olmazdı. Bakın Dağlıca'nın altını çiziyor. Hayır, öyle değil. Dağlıca'nın altı, hayır. Ya. Lig verdi. Hayır, lig şöyle. Verdi. Destek yaptı. Bir de ben söyleyeyim. Motamot söylüyorum. Evet. Dağlıca olayı, Cumhurbaşkanı Dağlıca olayını yorumladı. İki nokta üst üste. Eğer 400 milletvekili olmasaydı, bunlar olmazdı. Hashtag de yapıyor orada. Dağlıcayı da araya sıkıştırıyor. Bakın araya sıkıştırıyor. Az sonra gösteriyor. Bu haliyle de sorunlu Fikri Bey. Ben dolayısıyla sorumluluk yani. Sadece orada doğru değil. Doğru aktaralım diyorum. İki yani. Tabii ki. Ben burada Hürriyet'in zaten internet versiyonunun yönetimine, editörüne itiraz ediyorum. Evet. Siz bu kutuplaşmayı tetikleyen böyle bir manşet atılmasını savunuyor musunuz? Savunur musunuz? İtiraz eder misiniz? Basın bu mudur? Bir gazetenin 65 yıllık gazete olmuş olması böylesine provokatif, ajitatif bir manşet atmasını gerektirir mi? Az önce duymuşsunuzdur. Ben ne dedim? Meslektaşıma, hatta milletvekili aday adaydı geçen dönemde. Aynı fikri paylaşıyoruz. Ama dedim ki bir başbakan da, cumhurbaşkanı da eleştirilir. Ama provokasyon ve ajitasyon yapılamaz. Dolayısıyla Türkiye doğru. Bugün bir yıl öncesinden daha büyük bir siyasi krizle karşı karşıya. %82 çıkarttınız. AK Partilerin de %99'u, yani şöyle söyleyelim, %82 değil, %99'u bana göre siyasi kriz olduğunu beyan eder. Yani eksik olmuş o. 82 Peki. değildir, Tarhan 99'dur. Bey, buyurun. Buyurunuz Tarhan Bey. Yani sizin kıdeminize, tecrübenize binaen evet. bunu özellikle sormak istedim. Rica ederim. Efendim şimdi ben 54 milyon seçmeni olan bir memlekette provokatör de vardır, ajitatör de vardır, iyi niyetli insan da vardır, hüsnü niyetli insan da vardır vesaire. Bunun şimdi Hürriyet Gazetesi'nin bir editörü bir yazının başına şöyle koydu, böyle koydu diye bu kadar önemli bir toplumsal olayı onunla bağlamayı düşünemiyorum. Ama konumuz Dağlıca olayı. Siz yani, getirdiniz Hürriyet'e baskını. Hürriyet'e baskını da tasvip etmiyorum. O arkadaşımız Abdurrahim Boylu Kalın milletvekili. Özür dilerim. Hayır. Gidin basın taş atın demedi. Değerli kardeşim. Protesto hakkını kullandı. Taş atan da namerttir. Kim ise. Taş atılır mı ya? Protesto hakkını kullanırken. Değerli cam arkadaşım. Bak şimdi bu konuya ben bir şey söyleyebilir miyim? Eski, ben en başta şimdi televizyonu yeni açanlar için söylüyorum. Dedim ki Hürriyet Gazetesi'ne yapılan bu taşlı sopalı saldırı bir milletvekili öncülüğünde protesto olarak geliyor. Bir dakika. Ya başında milletvekili var. Ben Türk siyasi hayatında böyle bir şey görmedim. Hiç bir sürü televizyonda çalıştım. Hiç böyle bir hadiseye şahit olmadım. Hiçbir zaman bir milletvekili peşine teşkilattan 200-300 adam toplayıp gelip taşlı sopalı bir saldırının başkanlığını yapamaz kardeşim. Yalnız o milletvekili bugün açıklama yapmış. Ne yapmış? Haber 7'de okudum az önce. Ne demiş? Programa girmeden önce. Ben taş atılmasına, camın kırılmasına karşıyım. Olur bu konuda şey? Bunu yapanları da eleştiriyorum. Ancak, beraber teşkilattan. Ancak Hürriyet Gazetesi layüs el değildir. Biz
demokratik tepkimizi ortaya koyduk. Ya taşla sopayla demokratik tepki nasıl onu söylüyoruz yani, işte taşla sopayla olmuş namerttir dedik. Ahlaksız dedik. Yargısız infaz yapmayalım. Bakın, yani Star gelmiş, gazetesine bakın Star gazetesine gelmiş, yapılan saldırıyı evet. Bütün Türkiye nasıl kınadıysa herkes. Ya bir tane şu taraf veya bu taraf. Ya bir tane AK Parti gazetesine yapılan da. AK Parti başka gazeteye yapılan. Ya bir AK Partili basına yapılan saldırıyı. Ya bir AK Partili diyor AK Partili bakan çıksın ben, kınasın şunu ya. Eleştiriyorum diyor ya, zaten. Ya hem eleştiriyor hem organize ediyor. Ya nasıl gelmiş buraya ya gelip tepkisini ortaya koyamaz mı Sinan Bey? Bakın. Koyar. Değil mi? Bir dakika bakın. Yani o bir taş şey, atanlar onlara taş atın mı dedi bu ya, bakın, sayın milletvekili. Bir şey söylüyorum. Bir gazetenin yaptığı yayına halkımızın bir bölümünün gelip tepki göstermesi önünde siyah çelenk bırakırsın. Ne medeni, güzel, uygar bir şekilde slogan atarsın, protestonu yaparsın, gidersin. Gidersin. Taş çerçeve indirmek ahlaksızlık mi? Ahlaksızlık diyoruz. Yani o ahlaksız dedik. Yapan, yani bakın ne diyorum, dedik. Ayıralım diyorum bakın. Nasıl, yani neyini ayıracağız yani? Meyve yere düşüyorsa, kabahat ağacın değildir biz ki Ahmet onları, bu biz oraya demokratik tepkimizi ortaya koymak için gittik. Ve taş atanları da, cam kıranları da eleştiriyorum. Doğru bulmuyorum. Ayrıca diyor o milletvekili hiç de öyle demokratik bir tepki falan göstermedi. Sözleriyle bütün bir hürriyet camiasını hedef aldı. Hedef gösterdi ve şunu dedi. Doğru. Orada bir, ben şunu de dedi. Itiraz bakın şunu dedi. Hazırlayın arkadaşlar, yayınlayalım, görsün herkes. Bütün millet görsün. Dedi ki seçimden sonra dedi Hürriyet gazetesi dedi olmayacak dedi. Ne demek bu ya? Ya bu sen bu kimsin ya? Eşkıya mısın? Eşkıya mısın sen ya? Ahmet Bey, getirin şunu. Nasıl söyler ya milletvekili bunu ya? Benim demesi söylerken. Ya böyle bir şey olur mu ya? A gazetesi, B gazetesi. Nereye gideceğiz biz? Bu memleketin evladı değil miyiz ya biz? Bir yere gitmezsiniz merak etmeyin. Nereye gönderiyorsun sen beni ya? Bütün kanalı Rıza Bey. Ya sen kimsin ya? Yalnız ya ben bunu anlayamıyorum Ahmet Bey. Bu basında ne kadar hassasmış bu eleştiri konusunda ya. Ya ne yok, kadar sert davranıyorsunuz. Ama öyle değil bak. Ya, ama bak orada bak dedi ki. Ya ben var ya ben bütün, basının önce kendisini eleştirmesini ya istiyorum. Kardeşim basına. Yani bakın geldi diyebilir. Bakın ne diyor? Ben diyor taş atılmasına karşıyım. Ama diyebilir ki Hürriyet gazetesi seçimlerden sonra olmasın. İstemiyorum. Bu bunun fikir özgürlüğü. Öyle mi? Yani niye demesin? Bak, bakın taş atamaz. Rıza Bey. Şiddet Rıza Bey, kullanamaz. Bakın bir şey söyleyeyim ama basında, Hürriyet'te, CNN Türk'te eleştirilir. Bakın basın, CNN Türk, Hürriyet günlerdir en alçak iftiraların hedefinde. Terör yayın organı deniliyor. Her türlü çarpıtma yapılıyor. Bak göreceksin bu program nedeniyle de her türlü çarpıtma yapılacak. Her gün bizi hedef gösteriyorlar. Manşetten terör destekçisi diyorlar. Ya demiyorlar mı? Biz bir şey diyor muyuz? Bir dakika. Dün akşamdan beri sosyal medyayı aç bak. Ak troller ne diyorlar biliyor musun? Madımak yapın orayı diyorlar. Yakın Hürriyet gazetesini diyorlar. Böyle demokrasi kim mi olur? Onlar bir daha söyleyin. Biz La Yüsel miyiz yani? Ahmet Bey, bu ne demek bu ya? Ama kendileriniz ak troll. Ak troll. O troller. Ya kardeşim o trollerin kimler tarafından? Kim bunları yönetiyor? O troller size bunu diyor. Bana ne diyorlar biliyor musunuz? Ne diyorsa diyor. Bakın ben mücadele edin o zaman kardeşim. Ben tek başıma bir vatandaşım. Her bu programa çıktığımda PKK'lısından tutun da her türlü sol zihniyete sahip insan küfretmedikleri yakınım kalmadı. Bana da. Yani bana da yapılıyor. Sadece size yapılmıyor. Ya hepimize yapılıyor. Şunu demek istiyorum. Ya biz La Yüsel yani falan değiliz. Aç günde her gün. Işte. Bak sana sayıyorum. Sabah, akşam, takvim, güneş. Hepsi hedef gösteriyor her gün. Nasıl La Yüsellik bu? Bir şey söyleyeyim. Bize dokunulmuyorlar. Neden bu kadar sinirlendiniz? Çünkü şundan dolayı. Diyorsunuz ki aman da ne alıngansınız. Alıngansınız ya, alıngan gerçekten falan. Alıngansınız. Ya ben her gün manşetten terörist diye hedef gösteriliyorum. Alınmaz mısınız? Ya, o haberlerden bir elbette tanesi. Bir tek sütunu seninle ilgili yapılsın. Feveran edersin. Ahmet evet, Bey. Ahmet Bey. Ya, bir, bakın, Rıza Bey özür dilerim. Niye biz birbirine karıştırdık olayları? Bir. Siz açtınız konuyu. Hürriyetin. Hürriyetiz. Ama sözümü lütfen kesmeyiniz. Dört başlık söyleyeceğim. Sadece başlık. Bir, Hürriyet'in 16 şehidin olduğu günde, Hürriyet'in internet versiyonundan bahsediyorum. Onun editöründen bahsediyorum. 400 milletvekili verin, vermediğiniz için dağılıca oldu demek alçakça bir başlıktır. İki, ak troller dediğiniz kişilerin
gelip cam çerçeve kırması alçakça bir eylemdir. 3. Tüm Doğan grubunu, bana da bugün buraya geliyorum diye bazıları da der ki terör örgütüne niye gidiyorsun? Tüm Doğan grubunu terörist olarak itham edenlerin tamamı da alçaktır. 4. Hürriyet gazetesi layüsel değildir. 5. Layüsel ya yani. Size yok, cevap olsun diye söylemiyorum. Maddeler halinde sıraladım. Niye bunları birbirine karıştırıyoruz? 6. Milletvekilinin Hürriyet gazetesini eleştirmesi son derece doğaldır. 7. O milletvekili Abdurrahim Boynukalın, benim arkadaşım, Boynukalın'ın eylem için buraya gelmesi doğaldır. Ama vurun kırın demediğini biliyorum. Beyan esastır. 8. Aynı Abdurrahim'in, ben kendisine de yarın telefonda söyleyeceğim, Abdurrahim kardeşimizin tüm Doğan grubunu tamamıyla, burada bak kaç tane insan çalışıyor, terör örgütünün yuvası olarak tavsif etmiş olması, itham etmiş olmasında şık bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Peki, teşekkürler. Evet. Şimdi bununla da kapatmak lazım. Hayır, dinleteceğiz. O konuşmayı dinleyeceğiz. Evet. Milletvekili ne diyor bir bakalım. Madem bu kadar konuştuk. Abdurrahim Boynukalın, İstanbul Milletvekili, Hürriyet Gazetesi'nin önünde. Bakın ne diyor. Her şeyi Cumhurbaşkanı başkan olamadığından dolayı yapıyor diyorlar. Ve onu engellemekten dolayı söz ediyorlar. Biz de şunu söylüyoruz. Bu seçimden sonra ne çıkarsa çıksın, 1 Kasım'daki seçimden sonra ne çıkarsa çıksın, seni başkan yaptıracağız. Seni başkan yaptıracağız. Seni başkan yaptıracağız. Allah'ın izniyle sadece Aydın Doğan medyası değil, bütün HDP'siyle, PKK'sıyla, bütün terör örgütleriyle ve ilk başta da Fethullahçı terör örgütüyle biz başkan yaptırdıktan sonra onlar da defolup gidecek Allah'ın izniyle. Buyurun, defolup gidecekmişiz. Nereye evet. gideceğiz Allah? Son cümle sorunlu. Başında problem yok. Hedef koyuyor. Seni başkan yaptıracağız diyor. Onda hedef. Ama iki, son cümle bir dakika, problemli bir yani. Seçimden ne çıkarsa çıksın. Hedef koyuyor. Yani diyor ki %38 çıktı. Yılma diyor. 10 yıl sonra da olsa, 5 yıl sonra da olsa seni başkan yapacağız. Anlaşılan 1 Kasım seçimlerinden hedef koyuyor. Sonra onda bir problem yok. Yapacağız. Yani problem son cümle. Milli iradeyi mi sanacak? Hedef koymaysa milli ben irade. Öyle algılamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet baydar kalacaktır dediğimizde ne demiş oluyoruz? Bir vatandaş olarak şöyle anlıyorum. Seçimden sonra ne olur olsun biz zorla da olsa başkan Erdoğan'ı başkan yılmayacağız diyor. Başkan böyle bir adam diyor ki yılmayacağız diyor. Da yetmez. Yılmayacağız diyor. Ya siz kime neyi yapıyorsunuz abla? Hayır yılmayacağız diyor. Böyle bir demokrasi anlayışı olur mu ya? Bir... Milletvekili olmuşsun. Lütfen ama bak. Ne olur olsun başkan yaptıracağız. Tarhan Bey. Memleketin bütün işi bitti. Bir tek kaldı. Ahmet Bey. Bunun başkanlığı. Buyurun Tarhan Bey. Efendim biraz evvel tekrar dinlediniz. Hala arkadaşımız diyor ki bunun bir tek sorunu var. Ne milli irade kaldı. Ne seçimin sonucuna rağmen anayasamızda olmayan bir başkanlık rejiminin kurulması kaldı. Daha ne olacak yani? Arkadaşım adam. Ne bekliyordu? Tamam, bir insan gelip silah mı sıkacak yani canımıza? Bakın ne demek istiyor yani? Eğer 1 Kasım'ı dinlemeyecek ise bakın 1 Kasım'ı dinlemeyip 1 Kasım'ı dinlemeyip başkan evet, olacaksa 2 Kasım'da dinlemem adam bugün diyor. 1 Kasım'ı dinlemem diyor adam. Niye olayı böyle demagojik bir boyuta getirdik ki Tarhan Bey? Evet. Yani Tarhan Bey Fikri Akyüz diyor hayır, ki bir hedef koyuyor adam. Seni başkan yaptıracağız. Bakın ben aday adayım. Söz vereceğim. Evet. Ben aday adayım. Bir kası tekrarlıyorum. Başkan yaptıracağım ne demek beyefendi? Tekrarlıyorum. Sayın Ahmet Bey. Anayasa. Buyurun. Aday Ahmet adayım. Bey, istirham ediyorum. Buyurun. Başkan aday adayım. Yaptıracağım ne demektir? Başkan aday yaptıracağım. Adayım. Diyorum sen ki, kimsin be? 1 Kasım'da bana mı diyorsun? Neyi adayız? Ona diyorsun. Ona diyor ona. 1 Kasım'da ben tekrarlıyorum. Hayır şuna diyorum. 1 Kasım'da sonuç ne olursa olsun. Tekrarlayayım bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'ne başkanlık evet. sistemi gelecek. Ben diyorum şu anda. Provokasyon mu yaptım şimdi? Hedef koyuyorum. Nasıl gelecek beyefendi? Ya, gelecek seçim bir gün gelecek diyorum. Ya seçimle mi gelecek? Seçimle gelmeyi düşünmüyor adam. Sabaha zaten darbe yapar kendisi gelir başkan tamam, olur. Tamam sanki darbe yapacak gibi konuşuyor Abdurrahim. Adam ne, sonuç ne olursa ya, olsun diyor. Abdurrahim'in evet. Abdurrahim sonuç Bey'in, ne olursa olsun Abdurrahim diyor. Abdurrahim Bey'in ya sonuç derken kombinasyon yani ne olursa olsun diyor. Yani 1 Kasım seçiminin sonucu ne olursa olsun tanımayacağız diyor. O, tanımayacağız lafı çıkmadı. Şey yani. Tanımayacağız lafı çıkmadı. Çarpıtmayın yani. Lütfen. Sonuç ya. Ne olursa olsun sonucu olmayan bir şey yani. Böyle hedef bir koy ya. Böyle bir üslubu böyle bir tarzı kabul etmek mümkün. Bahtında müstetir. Şimdi sayın değerli arkadaşlarım
Sayın Tarhan Erden az önce konuşmasına başlarken çok önemli bir şey söyledi. Biz şu anda ormanın içerisinde geziyoruz, ağaçları görüyoruz ama ormanı göremiyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada sonuçları tartışıyoruz ama bizi buraya getiren süreçleri konuşmuyoruz. Şimdi bakın, az önce bu ne tahammülsüzlük, Hürriyet gazetesinin attığı bir şey üzerinden, bir manşet üzerinden bir linç kampanyası başlatılmış. Yani demokratik hoşgörü, basın özgürlüğü, söylem özgürlüğü, ifade özgürlüğü yok. Neredeyse Hürriyet gazetesi çalışanları linç edilecek böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İkisini de niye eleştirmiyorsunuz Sayın Vekilim? İkisini de eleştirsenize. 16 bir hem taşı eleştiriniz. Sözünüzü kesmediniz. Özür dilerim. Hem taşı eleştiriniz. Müsaade ederseniz ben de sözlerimi tamamlayayım. Siz sonra konuşun, cevap verin. Şimdi bakın, Türkiye'de olağan bir hukuk devleti süreci yaşamıyor Sayın Hakan. Bakar mısınız? 7 Haziran seçimleri öncesi Türkiye'de anayasaya göre tarafsızlığına, siyasi partilere bağımsızlığına, eşit mesafede olması gerektiğine üzerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yemin etmiş bir cumhurbaşkanı var. 7 Haziran seçimlerinden önce çıktı, bir siyasi partinin genel başkanı gibi bütün seçim meydanlarında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 400 milletvekili istedi. Anayasayı açıkça çiğnemedi mi? Ettiği yemine sadık kaldı mı? Parti adı vermedi. Hayır, vermedi ama yani öyle olduğu belliydi yani. Bunu herkes biliyordu, bütün Türkiye biliyordu, bütün dünya biliyordu. Şimdi bakın, 7 Haziran seçimleri öncesinde eşitsiz, adaletsiz, bir haksız bir yarış yapıldı. Demokratik bir yarış yapıldı. Bu demokratik bir yarış değildi. Devletin bütün valilerini, uçaklarını, paralarını, olanaklarını, miting meydanlarını kullanarak Cumhurbaşkanı çıktı, tarafsızlığını ihlal ederek, anayasayı çiğneyerek açıkça bir seçim kampanyası yürüttü. Davutoğlu diğer taraftan. Bunu bütün millet izledi, bütün dünya izledi. Nereye Avrupa varacak? Birliği yani, ilerleme raporlarında bile var. Ne, yani konumuzla ne alakası Şimdi var? Şimdi şu alakası var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 7 Haziran seçimlerinden sonra 400 milletvekilini alamadı, bulamadı ve bir açıklama daha yaptı. Ben dedi, fiilen Türkiye'nin sistemi, anayasal sistemi değişmiştir. Fiilen değişmiştir. Türkiye'ye düşen bunun hukuksal kılıfını, gereğini yerine getirmektir dedi. Şimdi bu da açıkça bütün anayasa hukukçularına göre Türkiye'de mevcut anayasamız yürürlükteyken, Türkiye bu anayasayla yönetilirken çıkıp da fiili bir başkanlık sistemi olduğunu bizzat Cumhurbaşkanı kendisi bu yetkileri kullandığını ifade etti. Şimdi anayasa şu anda geçerli bir anayasa mı? Çok dağılacak. Türkiye yani, bu anayasayla devam ediyor. Şimdi geleceğim. Bakın, şimdi esasında bizim bu acılı günde şunu konuşmamız gerekiyor. Siyasetçiler olarak biz Türkiye'nin bu sorunları, bu içinde bulunduğumuz kaos ortamına nasıl geldik, bundan sonra nasıl olmalı, barışı nasıl sağlamalıyız? Polis, asker şehitlerimizin bir daha şehit olmamasını, Şırnak'ta, Cizre'de, Mardin'de yurttaşlarımızın can güvenliğini, mal güvenliğini nasıl sağlayacağız? Bunları konuşmamız lazım. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı bugün toplandı ve Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız hiçbir polemiğe girmeden derhal Sayın Davutoğlu'na randevu istedi ve Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye'de kutuplaşma üzerinden şiddetli silahı, baskıyı arttırarak sorunların çözülemeyeceğini, bu ülke bizim, hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Türkiye'de barışı, kardeşliği, hoşgörüyü sağlamamız lazım. Bunun sorumluluğuyla konuşmamız lazım. Peki. Biz bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi Ahmet Bey, ben bir şey hatırlatmak istiyorum sadece. Canan. Yani Doğan Medyası acaba Gürsel Tekin, biz 8 Haziran'da iktidara geldiğimizde bütün bu havuz medyasına el koyacağız dediğinde bir tepki koydu mu? 8 tane yazı yazdım ben şahsen. Evet. Bizzat. Siz yazdınız, diğerler yazdı mı? Yazıldı. Yani buna toplu halde karşı çıkması çok gerekiyordu. Yazıldı. Bakın, Gürsel Tekin, Gürsel Tekin'i el koyacağız dedi. En ağır evet. Şekilde Hürriyet Gazetesi eleştirdi. Ben o gazetenin yazarıyım. Ben o gazetenin bir parçasıyım ve yazarıyım. Ben eleştirdim diyorum. Ben şahsen, bizzat kendim. Evet, biliyorum. Eleştirmedin mi? Ben Ahmet Bey, ben şimdi söyleyeceklerim. Ertuğrul Özkök evet. Eleştirdi. Ya ben yalan mı söylüyorum? Yok, hayır. Bey, şimdi yani. Baktım. Yani bakıyorum, bulamıyorum. Bakın, yani bulun. Eleştirileri bulamıyorum. Bulun. Evet. Ben şairim. Köşenizi hatırlıyorum canım. Yani Gürsel Tekin eleştirdiğiniz yazıyı hatırlıyorum. Ya Gürsel Tekin, sen kimsin de gazeteye el koyuyorsun dedik. Kaç defa yazdık.
Hürsel Tekin'in yaptığı son derece yanlış. Aha şimdi de söylüyorum. Tamam. Yanlış. El koyamazsın kardeşim hiçbir gazeteye. Ey Gürsel Tekin. Okey tamam. Tamam, ya tamam. Biz iki yüzlü değiliz tamam. Rıza Bey. Biz iyi insanlarız. Biz memleketin, bu memleketin çocuklarıyız. Bu memleketin iyiliği için uğraşıyoruz. Bizim için AK Parti, CHP, MHP böyle bir derdimiz yok. Cumhurbaşkanı ile uğraşmıyoruz. Başbakanla uğraşmıyoruz. Habercilik yapıyoruz. Bağımsız habercilik yapıyoruz. Tartışıyoruz. MHP'li de konuşacak, CHP'li de konuşacak, AK Partili de konuşacak. Demokratik, evet. Şeffaf bir platform olmaya çalışıyoruz. Buna engel olunmasın ya. Buna destek verilsin. Neyse. Evet, Esat Canan'dan sonra Esat Canan, söylediklerimi toparlayayım. Çok uzun bir özür dilerim. Ya ben bugün çok müdahaleci oldum ama bakın. Yani Esat Bey ne diyecek bilmiyorum ama. Bir desin bence, ama. Yani bence şehitlerimizin yakınlarının canını acıtacak, üzecek, toplumun moralini bozacak şeyler söylemesin bugün. Yani bu şey... Cenazeleri topladım ben verdim yok Rıza Bey, kalmışlardı. Yani bunlar bakın şehitlerin ve onların yakınlarının acılarını sizin hissettiğiniz kadar en az hissettiğiniz kadar benim de hissettiğime lütfen ikna olunuz. Gerekli uyarıyı ben yaparım eğer öyle bir evet. incitme söz konusu olursa hiç merak teşekkür etmeyin. Ederim. Bu sadece teşekkür size ederim. Özgü bir hassasiyet evet. değil bizim de hassasiyetimiz. Esat Bey buyurun. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Esat Bey. Siz bugün nasıl bir durum söz konusu oldu? Hakkari Valiliği'nin sizden bir talebi mi söz konusu oldu? Şehitlerin cenazelerinin alınması efendim, için. Efendim öncelikle bütün konuşmacılara saygılarımı sunuyorum. Ben programınızın bir kısmını izleyebildim. Ama orada konuşulan bir iki şey doğrusu beni üzdü. Özellikle Rıza Bey'in söylediği, benim söylediklerimin propaganda anlamında ifade etmiş olması son derece beni üzdü. Çünkü bugün benim için çok acılı bir gün. Ben bugün o cenazeleri biz almaya giderken sadece çok açıkça ifade ediyorum. İnsanlık adına biz gittik. Vali Bey'e bilgi verdim. Hakkari Valimize ben bilgi verdim, konuştum. Dedim ki biz yardımcı olmak istiyoruz. Sivil halk olarak, eski bir milletvekili olarak, bir yüksek duvalı olarak biz yardımcı olmak istiyoruz. Bu eğer yaralı o çatışma alanında varsa o yaralıları alıp hastaneye yetiştirme konusunda biz yardımcı olmak istiyoruz. İnsanlık adına bunu söyledik. Ve bu çerçevede 200'e yakın kişiyle biz o çatışmalı bölgeye, yasaklanmış bir o bölgeye gittik. Bir tek amacımız var. Dedik ki o cenazelere biz sahip çıkacağız. Şimdi Rıza Bey'in uyarılarına gerek yok. O hassasiyet bende de var. O hassasiyet bizde de var. Bizim kültürümüzde de var. Yani biz cenazeler bizim için gerekir. Bu kültürümüzde var. Bu Müslümanlıkta var. Bir dinimizde var. Biz bu kültürle yetiştik. Onun için bu amaçla gittik. Hiçbir siyasi amacım yok. Bak ben bu parlamentoda 3 dönem milletvekili yaptım. Ve hep demokrasiyi savundum. Hiçbir zaman şiddeti savunmadık. Hep şiddete karşı çıktık. Hatırlayın 2007 seçimlerinde o 367 olayına karşı ben CHP'nin 150 milletvekilinden biri olarak genel kurula girdim. Demokrasi adına girdim. Demokrasi için girdim. Cumhurbaşkanını parlamento seçsin diye girdim. Hani biz böyle bu kültürden geldik. Onun için Esat Bey, bugün kaldırdığımız cenazeler hepimizin cenazeleridir. İçimizi dağlayan olaylardır. Bakın orada bir takım görüntüler vardı. Arkadaşları da uyardım. Sakın dedim. O şehit ailelerine hepsine bizim saygımız var. O evlatlar bizim evlatlarımızdır. Sahip çıkacağız dedik. Ve gerçekten ben bugün hem Sayın Başbakan'dan hem siz oradaki konuşmacılardan bir teşekkür beklerdim. Kendim için değil, bugün Yüksekova halkından oraya giden grup için Yüksekova halkına bir teşekkür borcunuz olduğunu düşünüyordum. Çünkü bu insanlık adına bu gereklidir. Yani kini, öfkeyi yaymaya, pompalamaya, topluma hiç ihtiyaç yok Türkiye'nin. Buna ihtiyaç yok. Biz bu hassasiyet bizde var zaten. Peki Esat Bey, siz Hakkari Valiliği sizden böyle bir ricada bulundu mu? Ricada bulunmadı ama düşünün ki çatışmalar dün yaşanmış, cenazeler orada, her tarafta dedikodu var.
Taşyanıza var, niye getirilmiyor? Yaralı var, yaraları kimse yok mu? Hastaneye getirsin diye feryatlar yükseliyordu toplumda. Biz insanız. Biz dedik ki biz devreye girelim. Yani buradaki arazi koşullarını sizler bilmezsiniz. Ben bu bölgeyi, bu bölge benim bölgem. Koşulları iyi tanırım. Bu askerin de bir zaafı. Bakın yanlış anlamayın. Bir Türkiye Cumhuriyeti asker engellemiş mi bir ordudur. Onu da sormak bunu biz de biliyoruz. Biraz Esat önce Rıza Bey dedi ya. Hani giderken işte askerin... Askerler, hayır efendim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu, bu ordu hepimizin ordusudur. Güçlü bir ordudur. Bu ordunun oraya girememe veya bir başka yöne çekmenin bir alemi yok. Ama o arazi koşullarında belki sivil inisiyatifi, sivil insanların girmesi daha kolaydı ya. Kaç kişi İnsanlık gittiniz? Biz oraya girdik. Ama bunu ben çok açık ifade ediyorum. Bakınız ben bir hukukçuyum. Elimde belge var, görüntüler de var. Ama bir takım o görüntüleri kesinlikle arkadaşlara da uyardım. Dedim ki yayınlamayın. Kamuoyunun hassasiyetleri vardır. Yayınlıyorlar. Yayınlamayın, yayınlatmadık. Ama şunu da söyleyeyim. O cenazeler biz gidinceye kadar hiç kimse oraya uğramamış. O cenazeleri biz aldık. Açık ifade ediyorum. Bunun altını iddia eden varsa varsa çıkarım o zaman belgelerle konuşurum. Peki. Görüntülerim var. Evet. Ha, bugün de güneşli bir havaydı. Biraz önce dedi ki hava yağışlıydı oraya nasıl şey oldu. Hayır. Bugün yüksek yuvada Hakkari'de hava güneşliydi. 100 bin insan Hakkari insanı bunu bilir. Burada görev yapan askerler de bilir. Burada olan herkes bilir. Evet, çatışmanın olduğu saatler evet. Hava bozuktu. Hava yağışlıydı ama bugün cenazeyi aldığımız zaman hava güneşliydi. Onu da belirtmek isterim. Çok teşekkür. Ama bizim bakın Ahmet Bey bugün bizim gösterdiğimiz hassasiyet keşke. Bakın Cizre'de insanlık sınıfta kaldı. Cizre ilçemizde halen insanlar orada bunu söylüyorum. İnsanlık için söylüyorum. Orada insanlık sınıfta kaldı. Ölüler var buzdolaplarında saklanıyor. Buzdolaplarında saklanıyor. Yaralılar var doktora götürürler ambulans ilçeye giremiyor. Bunu bizim insanlığımız bu ülkede. Evet, birbirimize sahip çıkmak durumdayız, sarılmak zorundayız. Bir arada yaşayacağız. Bunu öfke, kini yaymanın hiç kimseye bir gerekçesi yok. Ben Esat eski bir politikacıyım. Ben eski bir politikacı olarak gerçekten hepimize görev düşüyor. Hepimize sorumluluklar düşüyor. Sorumluluklarımızı, görevlerimizi yapmak durumundayız. Esat Bey. Devletlerimiz gidiyor. Ya içimiz yanıyor. Hepimizin içi yanıyor. Bunu herkes bilsin. Esat Bey çok teşekkürler. Sağ olun efendim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu Ethem Sancak'ın bir televizyonunda şöyle bir altyazı geçiyormuş. Demiş şey diyorlarmış işte 16 şehidimiz var. İşte CNN Türk tutmuş bilmem Hürriyet'e baskını tartışıyor. Evet. İnsafınız kurusun. Vicdanınız ayağa kalksın. Yani size ne diyeyim ben? Biz bu programın en başında dedik ki 16 şehidimiz var. Başka bir konuya girmeyeceğiz. O da önemli bir konu ama 16 şehidin yanında onun lafı bile edilmez. Ona girmeyeceğiz dedik. Burada konuklarımız açtı bu konuyu. Kısa bir süre bu konuyu tartıştık. Yalanlarınızda boğulun, iftiralarınızda boğulun. Ne diyeyim ben size ya? Sizinle gerçekten... Evet Sayın Hak. Neydi o Rıza, Şeyh Rıza mıydı? Onun bir sözü vardı. Nasıldı o? Ben sizin yalanlarınızla baş edemedim falan diye hani bir sözü var ya onu hatırlatalım. Evet, ya. Seyit Rıza'nın Seyit Rıza. Sözünü hatırlatıyorum ya. Evet ya bu kadar yalan, evet, iftira yeter yani. Bu kadar olabilecek bir şey değil bu. Neyse. Evet Sayın Hakan. Buyurun sizin bir söyleyeceğiniz evet, var herhalde. Tabii buyurun. Ki benim var. Şimdi tabii ki öncelikle Türkiye çok gergin bir ortamda. Gerçekten Türkiye'de yaşamın ve siyasetin normalleşmesi lazım. Bu kutuplaşmanın kinin yerine sevgi dilinin, barış dilinin gelmesi gerekiyor. Ve bununla ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı bugün buna ilişkin çok evet, şey mesajlar veriyor. Evet bugün acılar üzerinden, şehit cenazelerinden siyaset yapmayalım. Doğru. Terör bir insanlık suçudur. Terörle demokrasi yan yana gelemez. Terörle özgürlükler yan yana gelemez. Herkesin de terörü lanetlemesi lazım. Ancak şimdi acılar üzerinden siyaset yapmayalım ama bir durum tespiti de yapmayalım mı? Yani neden bu noktaya geldik ve bundan sonra nasıl gitmeli sürecine bakmamız gerekiyor. Bakın biz 7 Haziran sonrasında Türkiye'de çıkan siyasal tablo sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi milli iradenin bu şekilde tecelli etmesi sonrasında tek başına bir partinin iktidar olamaması neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi
MYK'sı, milletvekilleri grubu tartışarak Türkiye'nin çok zor bir süreçte olduğunu, çok ciddi kutuplaşmalar olduğunu, sağ sol, dindar, kindar, Alevi, Sünni, Türkiye'de böyle bu gidişin Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini, geniş mutabakatla bir koalisyon ihtiyacı ortaya konulduğunu tespit ederek 7 Haziran seçimleri öncesinde bize oy veren seçmen kitlemizin çok karşı olmasına rağmen AKP ile işte 17 Aralık ve ama 25 Aralık'a rağmen sürekli hani çok ciddi şuna geleceğim. Namık Bey hani şu bir dakika yani şimdi biz bu akşam Dağlıca'yı konuşuyoruz. Oraya konuşuyoruz. Gidiyorum işte. Evet yani oraya Şırnak'a geleceğim. Bu yaşanan şimdi bu süreç üzerine bu arada ben bir haksızlık yapmışım. AK Parti'den hiç kimse kınamadı dedim bu Hürriyet'e yapılan saldırıyı. Beşir Atalay, AK Parti'nin medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Beşir Atalay hem saldırıyı kınadı hem de Hürriyet'e geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Gerekçesi her ne olursa olsun şiddet içerikli bir eylemi tasvip etmeyiz. Yapılanı doğru bulmuyoruz, onaylamıyoruz. Gerekçe gösterilen konuda yapılması gerekenler hukuk içinde yapılmalıdır. Suç bile olsa bunun gereğini ancak yargı evet. yapar demiş. Çok teşekkür ediyoruz Beşir Atalay'a evet. bu sağduyulu yaklaşımından evet. dolayı. Evet, ben de şimdi tam oraya geldim ben de ona ifade edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız Türkiye'nin 4-5 temel ana sorunu üzerinde yaptığımız tespit birincisi şuydu. Bir toplumsal barış. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gerekenleri anlatırsanız o zaman başka partiler de yapmaları gerekenleri anlatmak durumunda kalır. Burada şu anda öyle bir durum yok. Yani evet. öyle bir partisel durum. Ben şuraya geleceğim işte. Ya siz toplumsal barış üzerinde. Bana bırakırsanız ben size sorular sorsam tamam. öyle gitsek ya daha oraya iyi olmaz mı? Oraya gideceğiz işte ben bir Şırnak izlenimlerimiz var da onu anlatmak istiyorum. Hemen anlatın hemen yani konuyla ilgili. Yani şimdi, acil söylemeniz gereken bir şey varsa söyleyin ben söyleyeyim. Programı yürütmek zorundayım. Bakın Hakan Bey biz Şırnak bölgesine partinin görevlendirmesi üzerine Şırnak, ne zaman gittiniz? Cizre'de ne 30 zaman? Ağustos günü Cizre'deydik. Bursa milletvekilimiz Ceyhun İrgil, İstanbul milletvekilimiz Mahmut Tanal ve Balıkesir milletvekili olarak ben o bölgede 30 Ağustos'ta Cizre'de Cizre Barosu'nda avukatlarla toplantı yaptık. Amacımız şuydu. Türkiye'de giderek artan bir terör ortamı var ve neredeyse 90'lı yıllara dönüşle ilgili bir sinyaller var. Faili meçhul cinayetler var. Evet Türkiye evet, neye vardınız bu toplantıda? Şuna vardık. Şimdi o toplantının da ayrıntılarını konuşmayalım. Evet. Neye vardınız? Sonuç şu var. Bitirmemiz tabii, gerekiyor. Şu var. Orada avukatların bize ifade ettiği terörle mücadelede bazı güvenlik güçlerinin hukuk dışı uygulamalarıyla faili meçhullere yol açtığı, işte o Nur Mahallesi'nde Cizre'de 7 yaşında Baran'ın öldürüldüğü, TEDAŞ görevlisinin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü ve bölgede artık ekonominin can çekişmeye başladığını, can güvenliğinin olmadığını, göçlerin başladığını ve ciddi boyutta eylemlerin olabileceği noktasında bize tespitlerde bulundular. Peki. Biz de bunu rapor haline getirdik ve genel merkezimize verdik. Yani şunu görmek istiyorum. Ben sizinle bakın bana ne olur bırakın. Evet buyurun. Bu, Ahmet Bey. Bu doğru benim programımdaki peki. bir tarz değil. Yani. Sizin sorularınıza izin verir misiniz? Ben sizin sorularınızı beyefendi, verelim o zaman. Şimdi siz Balıkesir milletvekilisiniz. Evet. Bütün konuklarımıza bunu sormak istiyorum. Şimdi bir galeyan hali var. Yani toplumda doğru. bir galeyan. Haklı bir galeyan hali. Fakat galeyan aklın geri plana itildiği bir andır. Dolayısıyla mesela sizin milletvekili olduğunuz kentte, Balıkesir'de evet. bugün HDP binasına yönelik bir saldırı söz konusu oldu, gerçekleşti. Biz böyle bir çatışmacı bir ortamı istemiyoruz. Kesinlikle istemiyoruz. Onunla da ilgili isterseniz. Bir şey söyleyin yani bununla şimdi, ilgili. Bu evet. nedir bu olay? Şimdi tabii, bilgi aldınız mı? Aldım. Balıkesir'de gazeteci arkadaşlarla görüştüm. Aradım. Tabii ki bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz 1000 yıldır beraber yaşayan insanlar olarak evet. bu ülkede Kürt yurttaşlarımızı PKK potansiyel PKK teröristi olarak görmeyi bir defa bu hastalığa düşenleri birbirinden ayırmamız lazım. Evet terörle mücadelede can güvenliğini sağlamada kamu güvenlik güçlerimizin meşru zeminde mücadele etmesi ayrı bir şey. Ancak o bölgedeki Cizre'deki, Şırnak'taki, Mardin'deki Kürt kökenli yurttaşlarımızın hepsini potansiyel
terörist görmek ayrı bir şey. Ayrı bir Bunu şey. Birbirinden ayırmamız evet. lazım. Balıkesir'de de HDP'le bu ülkenin siyasi partiler kanunu anayasasına göre meşru siyaset yapan bir partinin il binasının basılmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bu doğru değildir. HDP'li arkadaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasal çerçevede bizlerle birlikte Türk demokrasisine katkıda bulunmak adına mücadele eden arkadaşlardır. Öyle olmasını temenni ediyoruz. Ancak hepimizin buradan teröre karşı ortak bir duruş sergilememiz gerekir. Terör bir insanlık suçudur. Terörle demokrasi, terörle özgürlükler, terörle adalet yan yana gelemez. Ancak hiçbir şekilde ne Balıkesir'de ne başka yerde de herhangi bir siyasal partinin bürosunun basılmasını, binasının basılmasını da asla doğru bulmuyoruz. Peki. Bu Türkiye'de barışa hizmet etmez. Rıza Bey siz ne düşünüyorsunuz? Ben şunu ifade ediyorum. Bu HDP. Bakın ben bu programlarda özellikle çok da eleştiriyorum HDP'li siyasetçiler tarafından. Aslında mesela ben bir tweet attım bundan 2 sene önce. Ben Kütahyalıyım. Kütahya'nın dağlarına ne mutlu Kürdüm diyene yazıldığında ben rahatsız olmuyorsam, Kütahyalı bundan rahatsız olmuyorsa o olmadığı gün biz barışa ulaşırız diye. Aynı zamanda ben bu 2012 yılında, 2011 yılında yapılan HDP'li, özellikle HDP'li siyasetçilere yönelik yapılan, adına çoğunun KCK operasyonu denilen haksız bir operasyon vardı gerçekten. Siyaset yapanları boğazlamaya yönelik. Ve ben de şiddetle itiraz ettiniz. Şiddetle itiraz ettim. Benim bir KCK yöneticisi iddiasıyla açılan davada benim müvekkilim yargılanıyordu. Ben sırf onun siyaset yapmasını sağlamak adına o davada onun vekilliğini üstlendim. Yani bugün Sayın Vekilimin ifade ettiği gibi aslında Türkiye'de halklar arasında bu konuda bir problem yok. Az önce kısmen bahsedildi ama ben buna hiç katılmıyorum. Bakın Kobani olaylarında halkın bir karşı duruşu vardı. Gerçekten bir halk hareketi söz konusuydu. Ama bugünkü hadisede bakıyoruz ki halkın aslında bu işlere karışmadığını, yani tek tük elbette katılanlar olacaktır, sempatizanlar olacaktır. Ancak toplu halde halkın yoğun bir biçimde, özellikle doğuda, güneydoğudaki pek çok ilde bu yaşanan çatışmaların güvenlik güçleriyle aslında PKK'lılar arasında yaşandığını görüyoruz. Bu bence en kötü karanlığın en zifiri noktasında hiç olmazsa sevileceğimiz bir yerdir bu. Bu nedenle çok isabetli bir noktaya temas ettiniz. Yani hepimizin bugün aslında bu kardeşliği ön plana çıkarmamız lazım. Ancak problem şu, bakın demin hani Hürriyet'e yapılan baskınla ilgili de konuştuk. Herkes dilediğini yasal koşullar içerisinde ifade edebilir. Anayasamız buna ve yasalarımız buna müsait. Bunun için de siyaset de yapabilir. HDP zaten bunun için var. Ve HDP'ye 7 Haziran'da seçmenler siyaset yapsın, bu sorunu siyaseten çözsün diye aslında güçlü bir destek verdiler. Ancak bugün ben HDP'li siyasetçilerde şiddetin karşısında değil, şiddetin karşısında dik o %13'lük kesimin aslında kendisine verdiği demokratik çözüm desteğini tam olarak yerine getiremediği için eleştiriyorum. Şiddet ile kan ile arasında mesafe koyamadığı için eleştiriyorum. Eyvallah. Peki. Çok teşekkürler. Sinan Bey, siz HDP konusunda, HDP ofislerine, Balıkesir'deki olayın benzerlerinin tekrar edip etmemesi konusunda kaygı duyanlardan mısınız? Yoksa bunu lokal bir olay olarak mı görüyorsunuz? Bu konuda bir şey diyecek misiniz? Yani bunların ben Türkiye'de sağduyu sahibi Türk milleti tarafından önleneceği kanaatindeyim. Yani bugün HDP ofisine saldırılar elbette hoş değil ama bugün konuşacağımız konu da o değil. O değil. Peki. Yani evet. HDP her gün televizyonlarda konuşuluyor. Bugün daha lokal, daha spesifik PKK'yı, PKK nasıl bugüne geldi, niye saldırıyor, bundan sonra ne olacak? Hani programın da sonuna geldik ve nasıl durur? Bunu bence biraz daha konuşmalıyız. Peki. Ben de tam zaten o konuyu açacaktım. Ne diyorsunuz? Şimdi bakın. Terör nasıl durur? Bu noktaya gelmiş, artık iyice zirve yapmış terör nasıl durur biliyor musunuz? Yarın 81 ilde AKP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi, T
terörle arasına mesafe koymuş hatta HDP'lisi. 81 ilde 81 miting yapar isek, terörü lanetler isek, halk olarak, Türk milleti olarak, terörün karşısında bir bütün olarak durursak PKK bu terör eylemlerini yapmaya cesaret edemez. Bunu bir defa başarmak zorundayız. Ama 81 ilde olmalı bu. 81 ilde. Diyarbakır buna dahil. Diyarbakır'da dahil. Batman dahil. Batman dahil, hatta Hakkari dahil. Ve hatta Dağlıca dahil. Hatta o bölge dahil. Bunu yapmak zorundayız. Hadi onu yapamıyoruz. Bari bir büyük şehirde Kürdüyle, Türküyle hep beraber. Bunu başarmak zorunda. Hep beraber yapalım. Bunu başarmak zorunda. Benim bir teklifim var efendim. Çok somut bir teklif. Yani şu anda Esat Bey'in yorumları çok güzeldi aslında. Yani Esat Bey orada insanlık adına gidiş, hepimiz teması ve silahlı kuvvetlerle alakalı söyledikleri gerçekten cenazesi olan bir yer şu anda. Türkiye'de şu anda cenazesi olan yer neresi efendim? Dağlıca. Keşke mesela siyasi irade, yani mecliste grubu bulunan milletvekilleri, AK Partisi, HDP'si, MHP'si, CHP'si, gönüllülük esas olmak üzere bir grup halinde Dağlıca'ya gitsin. Evet, 8, 10, 20, 30, 50, 100, belki 200 milletvekili hep birlikte gitseler ve cenazesi olan bu vatan parçasında yaşayan, insandan uzak, Allah'a yakın yaşayan o insanlara taziyelerini sunsalar. Askerlere yani, yani kim varsa hiç önemli değil efendim. Yani milletvekillerinden, yani şimdi Sinan Bey'in dediği 81 ilde miting tabii çok ciddi, güzel bir proje ama hani gerçekleştirilebilmesi şu aşamada bana çok pratik gelmiyor ama bu bahsettiğim şey çok güzel bir şey. Ve ben şunu da müsaadenizle vurgulamak isterim. Yani Esat Bey'in bu sivil inisiyatif söylemi, onu da önemsiyorum ben. Yani peki, kendi açımdan da doğru da buluyorum. Güzel. Sinan Bey devam etsin. Şimdi 81 ilde 81 mitingi yapamıyor muyuz? Zor mu? Organizesi mi zor? Yani Ankara'da şu seçim atmosferi. Evet. Ankara'da yapalım. İstanbul'da yapalım. Efendim, başka bir şehirde yapalım. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilen 550 milletvekili niye seçildi? Şu anda neyi konuşuyoruz biz? Bakın. Ne demek bu şimdi? Yani niye toplanmıyor? Mecliste eksik. Meclis toplansın. Niye toplanmıyor? Meclis yok. Meclis toplansın. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şey verdik, önerge verdik. Terör başladı da bu olaylar yok, şehitler yok. Gelin bunu konuşalım. Bir şey komisyon kurulsun. Bir araştırma komisyonu kurulsun. Neden olaylar buraya gidiyor? Şimdi Sinan Bey tamam. Bir milli mutabakat sağlayalım. Yani bir toplumsal, teröre karşı bir toplumsal mutabakat zeminini bulmak zorundayız. Ve amasız, fakatsız, siyaset hesapsız, seçimler dikkate almadan bunu bir toplum olarak gerçekleştirmek durumundayız. Elbette birbirimizi eleştireceğiz. Elbette nerede yanlış var? Bunu bulmak için eleştiri hakkımızı kullanacağız, araştırma hakkımızı kullanacağız. Ama teröre karşı bunu yaparken de dimdik, omuz omuza bütün siyasi partiler olarak yan yana durmalıyız. Bunu yapmadığımız için, bunu şimdiye kadar gerçekleştirmemek aslında Türk siyaseti adına büyük bir ayıptır. Kendi payıma da ifade ediyorum, diğer partilerin payına da ifade ediyorum. En başta liderler bunu gerçekleştirmeli ve vatandaşlar olarak da bunun peşine, evet, takılmalıyız. Evet. İkinci olarak bu meselenin farklı boyutlarını da dikkate almak durumundayız. Örneğin karakolların kapatılması, çok sayıda geçtiğimiz süreç içerisinde özellikle PKK'nın geçiş güzergahında olan, ki benim kendi bölgemden daha çok biliyorum, karakollar kapatıldı. Başka bir boyut. Bugün yanlış Suriye politikası PKK'yı ABD'nin çok önemli müttefiki haline getirdi. Bakınız. ABD'nin çok önemli müttefiki haline getirdi. Hadi diyelim bizim istihbaratımız 400-500 civarında olduğunu tahmin ediyorum ki yerel kaynaklardan da kısmen doğrulatabiliyorum bu dediğimi. Biz bunu bulamadık, göremedik. Peki Türkiye'nin müttefiki, bölgede uçan kuştan haberi olan Amerika da bundan haberdar olamadı. Hadi diyelim o da haberdar olamadı. Normalde bölgede ciddi bir kontrolü ve istihbarat ağı olan Barzani de mi bundan haberdar olamadı? Dolayısıyla da Türkiye bu kanalları da etkin bir şekilde devreye sokmak zorundadır. Türkiye PKK'ya operasyonda Amerika'yı da çok değer verdiği Sayın Başbakan'ın Barzani'sini de vesairini de kullanmak zorundadır. Ve bu meselenin PKK sorunu Irak'ta başlamıştır ama bugün anahtarı maalesef ki Suriye'dedir. Ve bir hususun daha altını çizmek istiyorum. Aynel Arap olarak bildiğimiz Kobani olarak ifade edilen yerde çatışmalar aylarca sürdü ve orada silahlar hiç tükenmedi. Mermiler hiç tükenmedi. Nereden gitti bu mermiler biliyor musunuz? Türkiye'den gitti. Ve bugün o mermilerdir bize geri sıkılan kurşunlar.
birçoğu da makine kimya endüstrisinin 7 tır gittiğinden haberdarım. O dönem içerisinde Almanya üzerinden gelenler gitti. İşte peşmergenin getirip şey yaptıkları var. Lokal olarak Kobani diye bakıyorsunuz hadiseye ama bir süre sonra oradaki YPG'nin PKK ile beraber Mehmetçi'yi vurduğunu görüyorsunuz. O süreç içerisinde de çok biz uyardık. Yapmayın, etmeyin. Oraya verdiğiniz silahlar gün gelecek size doğrulacak diye. Maalesef bugün aynı şeyler oluyor. Peki Tarhan evet. Bey'e dönmek istiyorum. Gürsel Tekin de mesaj atmış, bağlanmak istiyor şeye. Gürsel Tekin? Gürsel Tekin evet. Gürsel Tekin'i de bağlayalım o zaman. Evet, Gürsel Bey de bağlanmak istiyor. Şu an hatta mı? Size bana, nereden geldi bilgi? Bana şeyden atmış, mesaj atmış. Bana da şimdi kulaklıktan geldi. Evet. Gürsel Bey buyurun efendim. Yani sürekli vurguluyorum ben. 16 şehit var, Dağlıca var. Detaylara, ayrıntılara girecek zaman değil. Ama yine de sizin isminiz geçti. Size atıfta bulunuldu. O yüzden bir cevap hakkınız var. Bu 16 şehit konusunun konuşulduğu bir gecede mümkün olduğunca kısa tutarsanız çok sevinirim. Tabii hiç merak etmeyin. Size de konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. Rıza Bey de beni çok yakinen tanır. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Maalesef üzülerek söylüyorum. İnşallah bir gün yayınınızı alırsanız bu acili günler bittikten sonra kirli ve suça bulaşmış medya. Bakın kirli ve suça bulaşmış medya söyledim. Bütün buna rağmen ilk beni eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Daha sonra sizler ve merkez medyada birçok insanlar eleştirdi. Bu kirli ve suça bulaşmış medyayı çıkarır sadece medya derseniz o zaman eksik söylemiş olursunuz. Benim Rıza Bey benim eski arkadaşımdır. Beni de çok yakinen tanır. Benim söylediğim cümlelerin tamamını bulduğunda görecektir. Ve bu konuda bizim medyaya, basına karşı bizim özgürlük duruşumuzun ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. Evet. Bunu sadece düzeltmek açısından söyleyeyim. Ve en ağır eleştiriyi de Ahmet Hakan yazdı. Onu da ifade etmek istiyorum. Peki, çok teşekkürler. Ahmet Bey, bir cümle lütfen. Bugün haberlerde gördük. PKK'ya yiyecek götüren bir kamyonun içerisinde bir HDP milletvekili yakalanmış. Yani meclisin de bu konuda artık bir tavır ortaya koyması lazım. Milletvekili değil, kim olursa olsun teröriste yardım edene millet seçtiği o mecliste gereğini yapmalıdır. Partisi de yapmalıdır. Partisi de önce partisi yapmalıdır. Parti yapmıyorsa meclis yapmalıdır. Doğrudur. Teröriste yardım eden, teröristin cenazesini omuzlayan milletvekili olamaz. Bu konuda da millet olarak, meclis olarak gereği yapılmalıdır. Tarhan Bey, sizi epey beklettik. Hemen sonra size de hani çok acil değilse. Yok, acil önce değil. Tarhan Bey'i bir dinleyelim. Tarhan Bey, artık programın da sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Ne diyeceksiniz? Mesajınız ne olacak? Buradaki tartışmaları da dinlediniz. Hepimizin içini yakan bu olayların durma ihtimali yok mu? Yeniden çatışmasızlık sürecine geri dönülmesi sizce uzak bir ihtimal mi olarak görünüyor? Toplum, siz Türk toplumunun nabzını en iyi tutan araştırmacılardansınız. Toplum ne bekliyor? Halkımız ne bekliyor? Halkımız PKK'ya karşı onu bitirinceye kadar büyük bir savaşın verilmesini mi istiyor? Ne istiyor? Nasıl bir durum var? Ne diyeceksiniz? Son sözleriniz programdaki. Evet. Efendim iki şeyi söylemek istiyorum. Bir tanesi seçmenin %60'ı Kürt sorununun çözümü için tek yol terörü yok etmektir demektedir. %40'ı da bunun karşısındadır. Yani başka yollar aramaktadır. Başka yollar arayan da vardır. Ama asıl mesele şu. Türkiye'de terör zaten 1963 yılının başından itibaren veya 2013 yılının başından itibaren 2012 yılında yapılan konuşmayla yapılan anlaşmayla durmuştu. 2013 yılının Ocak ayında hatırlayınız Ahmet Türk İmralı'ya gidip geldikten sonra çatışması silahsız bir ortama kavuşmak için anlaştık anlamına gelen hedefin bu olduğunu söyleyen bir cümle sarf etmişti. O günden sonra çok yakın zamana kadar da
hiçbir şey olmuyordu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bugünkü hükümet isterse, bugünkü hükümet ve siyaseti yönetenler isterlerse terör, bazı arkadaşların 2 saat, bazı arkadaşların 24 saat dediği gibi benim için de en geç 24 saat içinde yine biz çatışmasızlık ortamına gireriz. Nasıl olacak bu, nasıl? Ama bu bu isteniyor mu, istenmiyor mu ben emin değilim. İstenirse nasıl olacak? İsteniyorsa nasıl olacak? İsteniyorsa, çatışmasızlık ortamı isteniyorsa 28 Şubat deklarasyonuna, en son deklarasyondur, ona uyulacak. Bundan vazgeçmek için şu bunu dedi, bu bunu dedi diye orada oturan, o resimde bulunan iktidar partisinin başbakan yardımcısı, iktidar partisinin grup başkan vekili, başkaları bunu başka yorumladı diye, efendim şöyleydi, böyleydi, bu iş bitti diyemeyecek. Demezse olur. Şimdi siz imza atmışsınız, siz bunu beraber söylemişsiniz. Bakınız, o toplantıyı hatırlayın. O toplantının son cümlesi başbakan yardımcısına aittir ve birlikte Türkiye'yiz. Dir. Tırnak içinde söylüyorum. Birlikte Türkiye'yiz. Başbakan yardımcısı HDP'lilerle beraber yaptığı toplantıda, Dolmabahçe'deki o deklarasyonu beraber okuduktan sonra, Dolmabahçe'deki toplantıda en sonunda birlikte Türkiye'yiz demişler. Birlikte Türkiye'yiz. Şimdi bir büyük partiyi, 6 milyon seçmeni olan bir partiyi ne hale getirdi? Yani neler söyleniyor? Terörle birlikte görünüyor vesaire. Şimdi bu, böyle düşünmemek lazım. Eğer hükümet isterse bu iş nihayet bir saatlik, nihayet bir günlük, nihayet bir haftalık meseledir. Şimdiye kadar bunu denedik. Yapılabilmiştir. Ama şimdi uzun konuşmayalım. Bu niçin bozuldu? Nasıl bozulduğu konuşmadan diğer meseleleri çözemeyiz. Önümüzdeki seçim var. Seçim için bile bu mesele istismar edilmektedir. Halbuki bunun istismarına hiç müsait bir iş değildir. Netice itibariyle 54 milyon insanın çok önemli bir kesiminin hayat memat meselesidir. Çocuklarının meselesidir. Her gün, yani taraf diye söylemiyorum ama her gün kendi yurttaşımızı kendimiz telef ediyoruz. Yani bunu kabul etmek, bunu makul görmek mümkün değil. Kim olursa olsun. Bugün 16 kişinin aramızdan ayrılmasının hepimize, hele benim gibi yaşlı bir insanlara ne kadar ızdırap verdiğini herhalde biraz düşünenler anlıyorlardır. Fakat yapamıyoruz. Niçin? Çünkü biraz evvel konuşmamdan başında söylediğim gibi kutuplaşmanın sertleşmesinden siyasi yarar uman siyasetçiler var. Evet. Bunu buradaki bütün arkadaşlarımın kulağına küpe atmak istiyorum. Kutuplaşmanın sertleşmesinden siyasi yarar uman, yani oyunun artmasını bekleyen insanlar var. Hangi parti? Bu insanlar 2 günde bir, 3 günde bir bunu televizyonda söylüyorlar. Nasıl söylüyorlar bilmiyorum. Ve arkadaşlarım da bunu Akgüz bir şey soruyor size. Sanki doğru söylüyormuş gibi dinliyorlar. Fikri Akgüz bir şey soruyor. Mesela budur. Umanlar. Sorsun efendim. Umanlar derken hangi partiler mesela? Adalet ve Kalkınma Partisi söylüyor. Kim söyleyecek başka? Kim yönetiyor? Onun ağzından bir alalım Tarhan Bey'in. Siyasi rant amacıyla hareket eden siyasi parti ya da partiler derken hangilerini kastettiniz? Tarhan Bey. Benim yani söylediğim o cümle değil. Peki ben yanlış anladım. Ben siyasi rant demedim. Evet, seçimler yaklaşırken anladım dediniz. Kutuplaşmanın. Bundan siyasi rant dediniz. Bir daha söyleyeyim efendim, mesele değil. Siyasi rant demedim beyefendi.
kutuplaşmanın sertleşmesinden siyasi yarar uman tamam, insanlar var, siyaset geliyor, adamları var. Aynı manaya geliyor. Hangi partiler peki tarhanlar? Aynı manaya geliyorsa tamam, sizin dediğiniz efendim, gibi olsun. Hangi partiler bunlar? Gerek yok. Yani HDP'de dahil efendim, mi buna? Söyleyeceğim. Tarhan Bey, HDP'de dahil mi siyasi efendim, yarar uman? Müsaade buyurun. Buyurun. Şimdi siz beni sorgulayarak veya küçük düşünerek bir şey kazanmazsınız. Estağfurullah, sorgulama hakkımıza değil. Soru sormak, sorgulamak değil. Memlekette bir şey kazanmaz. Tabii efendim, tabii istediğinizi sorun. Şunu söylemek istiyorum, tekrar edeyim. Mesele şu, benim kimleri kastettiğimi, orada beni dinleyenlerin hepsi net olarak biliyorlar. İşte ben de buna itiraz ediyorum. Ben de buna itiraz ediyorum. Adalet Kalkınma Partisi sorumlu da bu işlerden. HDP sorumlu değil mi? MHP sorumlu değil mi? Ağzınızdan şöyle bir cümle çıksa ne olur? Efendim? Deyin ki CHP de sorumlu, HDP de sorumlu. Bunu bir CHP eski genel sekreteri sıfatıyla. Ben de sorumluyum beyefendi. Ben de sorumluyum. O zaman söyleyin, deyin ki şu parti. Ben de sorumluyum. Tek bir partiye yamarsanız. Ben de sorumluyum diyor. Bırak onu en son söyle. Öncelikli sorumluluk Türkiye'yi yöneten hükümete değil mi? Herhangi bir partiyi itham etmek doğru bir şey değil. Hayır. Herhangi bir partiyi itham etmiyorum. Ama onu kastettiniz. Herhangi bir şahsı işaret etmiyorum. Ama sizin hepiniz biliyorsunuz ki Türkiye'de kutuplaşmanın sertleşmesinden siyasi yarar bekleyen insanlar vardır. Ve bunlara ne kadar çok itibar edilirse, bunların sözü ne kadar çok dinlenirse o kadar bu memleket zarar eder. Yanlışlık buradadır. Şimdi aramızdaki fark bu. Tarhan Bey'le aramızdaki fark bu. Tarhan Bey kıdemine tabii saygı efendim. Duyduğum Cumhuriyet Halk Benim Partisi. Benim sizinle çok farkım olabilir. Tabii. Fark şu. CHP Genel Sekreterliği de yapmış olan bir önemli, kıdemli bir gazeteci. En ağır eleştirilerini de CHP yapar. Ancak kalkıp CHP ya da HDP adını zikretmiyor. Ben aday adayım. Diyorum ki bu memlekette benim partimin bir milletvekili, spekülasyon olmasın diye bu anda söylemek istemiyorum, kalkıp HDP'ye oy verenler şerefsizdir lafını kullanabildi ve ben de bunu tweet'te eleştirdim. Ben bu cesareti gösteriyorum da siz neden ağzınızdan şöyle bir cümle çıkmıyor? HDP bundan siyasi yarar umuyor. HDP'liler de umuyor daha doğrusu. Demiyorsunuz Tarhan Bey. Akil insan olarak seçildiniz. Ben sizi de hep akil olarak biliyorum zaten. Yani kanaatim de değişmedi. Evet, ama bunu isterim sizlerden. Şimdi ben kimseyi asıl suçlayacağımı suçlarsam daha büyük mesele çıkar. Onun için söylemek istemiyorum. Mesele şu. Herkes kendi hesabını kendisi yapar. Mesele Tarhan Bey, kutuplaşmanın sertleşmesinden... Bir şey söyleyeyim Tarhan Bey. Siz de Ertuğrul Buyurun. Özkök gibi yapın. Suçlayın. Buyurun. Suçlayacağınızı sonra da ben onu suçlamamıştım diyebilirsiniz. Hayır. Yani daha spesifik evet, konuya şimdi, gelsek. Herkesin kendine göre bir meşrebi var. Bittiyse sözü. Herkesin kendine göre bir meşrebi var. Kendisine göre konuşuyor. Tamamladınız mı? Mesele şu. Tekrar evet. Özet... Son cümlesini söylesin Tarhan. Müsaade ederseniz... Tamam. Buyurun efendim. Tamam. Şimdi mesele şu, bana göre bugünkü Türkiye'nin meselesi, Türkiye'nin yakın gelecekteki problemlerinin çözümü bu sualin cevabına bağlıdır. Kutuplaşmanın sertleşmesinden yarar ummadan çatışmasızlık ortamından niçin çıkıldığını ve nasıl çatışmasızlık ortamına geri dönebileceğimizi ciddi olarak ve bütün kendi menfaatlerimizi ve kendi siyasi düşüncelerimizi bir tarafa koyarak tartışmamız lazımdır. Peki. Çok teşekkür ederim. Bunu şimdi bulmadan hiç bu konuda hiçbir meseleyi çözemeyiz. Neyle ilgili konuşacaksınız? Tarhan Bey'in ifade ettiği şeyle ilgili. Bir cümleyle. Bir şimdi cümleyle. Efendim burada önümüzdeki sorun şudur. Tekrar Türkiye'de 7 Haziran seçimleri öncesi çatışmasızlık ortamına nasıl gireriz? Bölgedeki insanlar şu anda büyük bir ızdırap içerisinde ve can güvenlikleri yok, polislerimiz ölüyor. 7 Haziran seçimleri öncesi çatışmasızlık ortamı neden başladı? Bunu nasıl durdurabiliriz? Ona nasıl dönelim? Bunun üzerine odaklanalım. Bunun üzerine odaklanmış. Peki, Fikri Bey. Şuna odaklanalım ayrıca. Bir,
Kürt vatandaşlarımız var. Bir de Kürt olmayan vatandaşlarımız var. Ben şimdi Kürt vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Çok kısa. Sonra Türk vatandaşlarımıza sesleneceğim. Çok kısa ama. Çok kısa ama daha önemli. Leyla Zana meclise girdi. Başörtülüler de meclise girdi. 90'lı yıllarda Leyla Zana'ya zulmedildi. 90'lı yıllarda başörtülere de zulmedildi. Bir tanesi yani bir grup başörtüsü takıp da zulme uğrayanlar dağa çıkmadan, eline çatapat bile almadan milli iradeye saygı duymak suretiyle meclise girdi ve Leyla Zana da girdi. Fakat diyeceğim şu, demek ki şiddete bulaşmadan, siyasi mücadele vererek en temel hak ve hürriyetleri sağlayabiliyorsunuz. İki, gelelim Türk vatandaşlarımıza. Bugün Türkiye'de benim en çok korktuğum, özellikle Balıkesirlisiniz. Ben de Balıkesir'dim geçenlerde. Yani orada belli bir düşünceye sahip olan insanlar hakikaten Türk denildiğinde müthiş derecede bir nefretle bakma psikolojisine girmiş. Aman aman. Sadece Balıkesir'i kastetmiyorum. Yani Ankara'nın batısında. Kürt deyince diyor. Kürt deyince. Aman bakın. Aman. Hiç onu ama bu çok önemli. Bunu yıkmamız lazım. Yıkalım. Bir örnek vereceğim. Bundan 30 sene evvel 15 yaşındayken ben... Evet. Bitirmemiz gerekiyor. Bitirmemiz mi gerekiyor? Bir cümle. O zaman cümle uzun olduğu için burada bitirelim. Bence uyarılar yerinde. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu son bölüm. Bir tek Ayhan Bilgen'in HDP'den Ayhan Bilgen telefonla katılmak istiyor. Sizin HDP Kars milletvekili değil mi? Bugün basında okudum. Neydi de iddianız? HDP Kars milletvekili Şafak Özanlı. PKK'ya yiyecek götüren kamyonun içinden çıktı, yakalandı. Sonra da milletvekili olduğu tespit edilince serbest bırakıldı. Basından okuduk bugün. Bu doğru değil diyor Ayhan Bilgen. Basından okuduk. HDP yetkilisi bir açıklama yapmak istiyor. Evet. Söz hakkı vardır. Buyurun efendim. Buyurun Ayhan Bey. Sayın Hakan, yani bu kadar kritik günlerde, bu kadar zor bir ortamda siyasetçinin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Siyasetçi sorumlu davranmak zorunda. Her basında okuduğunu yani medyadan ülke kamuoyuna taşımak kabul edilebilir bir durum değil. Yani çok açık bir biçimde... Evet. Ben yani sanırım... Sinan Bey konuşmaya devam ediyor. Hayır, çok hayır. Bir biçimde milletvekilimizin de içinde bulunduğu heyet barış çadırına giderken aracın içerisinde ben de aynı şeyi yaşadım. 2 hafta önce barış çadırına ben de gittim. Vali keyfi biçimde jandarmayı arıyor ve araçları ararken de araçların içerisinde yani oraya 40-50 kişi gidiyorsunuz ve 40 tane ekmek, işte bir kasa domates, 3 kilo çay, 5 kilo şekerle birlikte gidiyorsunuz. Çadırda kalıyorsunuz dağın başı ve barış için bu etkinliği yapıyorsunuz. Ve yani insanlar gözaltına alınıp ciddiye alınacak bir suç bile görülmediği için birkaç saat sonra bırakılıyorlar. Yani şimdi bunu yani terör kamyonunda HDP milletvekili diye haberleştirmenin, bunu kamuoyuna taşıyıp infial oluşturup buradan da hala öfke ve nefreti körüklemenin Türkiye barışına, birliğine bir katkısı olmaz. Peki. Şu anda bizim Isparta binamıza ellerinde kurt işaretleri ve sembollerle şu anda şu dakika itibariyle girdiler ve eşyaları aşağı atıyorlar, emniyet seyrediyor. Gündüz Konya binamıza aynı sembollerle girildi ve baltalarla kapıyı kırmaya çalıştılar. Emniyetin gözünün önünde. Şu anda Çorlu'da, gündüz Niğde'de, biraz önce Keçiören'de benzer saldırılar yaşanıyor. Yani HDP'nin bu saldırılardan, bu gerilimden nemalandığını söylemek ve bir de üstüne üstlük böyle iftiraları yani HDP'nin boynuna asmaya çalışmak çok sorumlu siyasetçi ve gazeteci alışkanlığı değil. Yani bu konuda daha dikkatli, daha duyarlı, daha gerçekçi olmak zorundayız. Peki, çok teşekkürler Ayhan Bilgen. Bitiriyorum. Çok sağ olun katıldığınız için. Uzun bir maraton oldu. Zaman zaman sert tartışmalarda oldu ama tarafsız bölgede hiçbir zaman medeni ölçüler aşılmaz. Çok teşekkür ediyorum Fikri Akgüz'e, Rıza Sakay'a, Namık Bey'e, Sinan Oğan'a ve Metin Gürcan'a ve tabii ki bizi sabırla Bodrum'dan uzaktan dinleyen, arada katılmak durumunda kalan, zaman zaman katılmak durumunda kalan Sayın Tarhan Erdem'e çok teşekkürler. Tarafsız bölge burada sona eriyor. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.